Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar Abdurrahim Bey. Biraz daha bekliyoruz arkadaşlar. Salon biraz daha dolsun. Hala biraz eksiğimiz var. Bu arada müziğin tadını çıkarın. Tekrar bir 2-3 dakikaya görüşürüz. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
Arkadaşlar tekrar iyi akşamlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor kamp? Seste görüntüde problem var mı? Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? Görüntümü görebiliyor musunuz? Merhabalar Elif Hanım. Diğer arkadaşlar da herkese merhabalar arkadaşlar. Yoğun geçiyor, evet. Adı gibi değil mi? Zip yani. Gerçekten zip kamp gibi hissediyor musunuz? Ses ve görüntü iyi, Ahmet Bey. Bu süre zarfında tabii burada gördüğüm birçok arkadaşım artık isimleri çok aşina geliyor. Ne kadar yüzün üzerinde belki de katılımcı olsa da kimisiyle evet dolu dolu geçiyor. Bazı arkadaşlarımla özelden görüştük. O Linux dersinden başlayarak ara ara problem yaşayan arkadaşlarla. Zaman zaman da mesajlaşıyoruz. Yani mümkün mertebede yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir taraftan devam eden derslerimiz, devam eden batchlerimiz var. Dolayısıyla sizleri de kafalarınızda soru işaretiyle bırakmadan cevaplamaya mümkün mertebede gayret gösteriyoruz. Ahmet Bey teşekkür ederim, çok sağ olun. Burada tanışıyoruz işte yavaş yavaş. Ben bu arada muhabbet ediyorum ama evet biraz daha sayının artmasını bekliyorum. Nasıl AWS hesabı açabildik mi arkadaşlar? Bir arkadaşımız eğer açtıysa onun üzerinden thread yapabiliriz yani tek tek atmaktansa. O mesajın üzerinde çeşitli o şeylerden işaretleri vesaire kullanabiliriz. Kublai Bey hayır dedi. Evet. Kublai Bey niye hayır? Yani kart vesaireden dolayı mı, fırsat mı olmadı? Açtık ama giremiyoruz demiş Abdurrahim Bey. Karttan dolayı. Anladım. Şöyle arkadaşlar, gene ben burada bir giriş safhasında bir göstereceğim. Hani nereden giriyorduk, nasıl açıyorduk. Aslında çok zor değil. Hani ben onu size tek tek anlatmaya bile aslında çok ihtiyaç duymuyorum yani. Haberiniz olmadı. Tamam. Problem yok. Şimdi ben ilk dersin girişinde bir bahsedeceğim tekrar. Nereden, ne şekilde açıyoruz. Zaten bugün önce bir Cloud Computing'e yani Cloud nedir buna bir giriş yapacağız. Akabinde AWS'e biraz teorik geçecek arkadaşlar. Cloud nedir? Cloud'la ilgili bazı terminolojiler var, terimler var. İşte burada önce onlara hakim olmak gerekiyor. Dolayısıyla onlardan bahsedeceğiz. Akabinde AWS içerisindeki terminolojiden konuşacağız. Orada çünkü konuşacağımız dil mümkün mertebede aynı olması lazım. Orada bazı terimler var. O terimler çok çok kullanacağız. Sık sık kullanacağız bu noktada. O yüzden onları da bir anlattıktan sonra bu sefer AWS üzerinde bir makine açma ile ilgili olarak biz buna EC2 diyoruz. Elastic Compute Clouding diyoruz. Yani ECC. EC2 aslında. EC2 dememizin sebebi o yani. İki tane C var, Cloud Computing. Başında da bir elastik var. O yüzden EC2 diyoruz biz İngilizce olarak genelde. Ya da instance diyoruz. Zaman zaman makine diyoruz. Bu şekilde de duyabilirsiniz ağzımdan. Ağzıma öyle alışmış bazen de. Aslında uzak bir masaüstü, uzakta bir bilgisayar. Her ne kadar bizim olmasa da bizim kullandığımız. Dolayısıyla onunla ilgili de bir teori kısımlarına bir giriş yaptıktan sonra işte fiyat modelleri ya da işte amaçlarına değindikten sonra size bir makineyi nasıl ayağa kaldırırız? İşte AWS hesaplarımızı açtıktan sonra bunun üzerinden hocam neden AWS üzerinden gitmiş oluyoruz? Google Cloud vesaire alternatifler de var ama AWS pazarı hakimi diye mi
Evet, aynen Selim Bey. Aynen sizin dediğiniz gibi aslında söylerken cevabı da vermişsiniz. Hem öyle olmasından dolayı hem aslında sektöre bu noktada ilk başlayan firmalardan birisi. Ve gerçekten hani özellikleri ve içerisindeki o sistematiği, mentalitesi ve işte bu sistemi kurması itibariyle gerçekten belki de birçok kulağa da örnek olabilecek seviyede bir altyapısı var. Çok ciddi bir sermaye harcamış bunun için tabii ki. Dolayısıyla bundan dolayı hem de AWS aslında en zoru diyebiliriz. Yani burada cloud computing noktasında, bulutta. Dolayısıyla AWS şöyle diyoruz, AWS'ı öğrenen hepsini öğrenir. Genel mentalitemiz bu. Bunu öğrenirseniz geri kalanı haydi haydi öğrenirsiniz. Çünkü birisinde işte adı EC2 olmuyor, öbüründe işte adı Droplet oluyor. Ya da işte farklı isimler oluyor. Azure'da farklı bir isim, GCP'de işte GCP, yani kastım işte Google tarafında isimleri farklı oluyor. Bu nedenle AWS'i yapan hepsini yapar arkadaşlar. Özü bu. Evet, şöyle. Dolayısıyla şimdi bir giriş yapalım. Bir tekrar AWS hesabı nasıl açılıyor onu bir göstereyim size tekrar. Bu arada ben belki hani bilmiyorum ikinci ekranınız var mı? Genelde bu tarz kurslara başlıyorsanız ikinci ekran olmazsa olmaz oluyor. Bir tarafta beni izlerken, takip ederken yani teori olmasa bile bir taraftan da belki AWS hesabınızı açabilirsiniz. Yani bugünün sonunda bir bağlantı sağlamayı düşünüyorum ama zaman ne kadar yetişir? İşte sorulan sorulara vesaire cevap verme noktasında ne kadar yetişebilirim? Yoksa bugün o makineyi ayağa kaldırıp ona bir bağlantı yapmak istiyorum. Hatta bir tane çok basit bir web sitesi diyelim buna. Belki de bir web sitesi de ayağa kaldırmış olacağız bu şekilde. Bu arada da açmayanlar, hala AWS hesabı açmayan arkadaşlarım bu işlemi de yapabilir. Evet, ekranım geldi herhalde arkadaşlar. İyi akşamlar herkese arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hatta ben normalde aslında giriş yapmıştım. Buradan bir tane private window açayım. Evet, bunun içerisinde. Evet, şöyle yapalım. Direkt aslında Google'a AWS yazarsanız arkadaşlar, Google'da araba çubuğuna, karşınıza gelecek olan aslında ilk sayfa. Şöyle, hatta ben de bu linki de tekrar göndermiş olayım size de. Hemen Fidan, Dilek'ten. Her makine uzak masaüstü bağlantısı. Evet. Evet arkadaşlar, sağlayabiliyoruz. Uzak masaüstü makine. Tabii istiyorsak yani, eğer bağlantı sağlamamız gerektirecek bir durum varsa hepsine bağlantı sağlayabiliyoruz. Evet, linki gönderdim arkadaşlar. Şimdi bu linke tıklayarak da karşımıza şöyle AWS ekranı geliyor. Hemen ilk zaten her yerinde create AWS account yazıyor. Uzak masaüstü bağlantı sağlamak ne demek? Şöyle düşünün. Şu anda biz hepimiz bir bilgisayardan bağlandık, değil mi? Zoom'a bağlandık. Varsayın ki bu bilgisayarınız North Virginia'da. Siz o bilgisayarla nasıl bağlantı sağlayacaksınız? İşte onunla bağlantı sağlayabilmenin aslında farklı bilgisayara bağlantı sağlamanın bir sürü yolu var. Öyle düşünün. Yani uzakta işte North Virginia'da ya da işte Almanya'da bir bilgisayarınız var ve bulunduğunuz bölge işte Türkiye ise Türkiye'den oradaki bilgisayara bağlanıyorsunuz. Oradaki bilgisayar üzerinden bir şeyler ayağa kaldırıyorsunuz, bir şeyler çalıştırıyorsunuz, dosya kopyalıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu bilgisayarın Windows değil de Linux olduğunu düşünün. Ve bu şekilde de ne yapabilirsiniz? İrtibat sağlayabilirsiniz. Sadece Blink ve EC2 var. Sizde farklı servisler de vardı. Şöyle, zaten açalım. Açtıktan sonra o bölümlere geleceğiz. Yani önce ben nasıl açıldığını bir göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra da teori kısımlarına gelelim. Ondan sonra o konsol üzerinde neler olduğunu konuşacağız. Tamam mı? Bu gönderdiğim linke tıklarsanız arkadaşlar,
Bu linke tıklarsanız hemen burada Create Free Account dedikten sonra nereden? Gönderdiğim linkten ya da Google'dan AWS yazabilirsiniz. Her halükarda karşınıza gelecek ilk sayfa zaten. Bakın şurada bir Sign Up for AWS ekranı var. Evet, burada kullanıcıyı oluşturacağız. Ne yapacağız? Burada herhangi bir tane mail oluşturalım. Ben sallıyorum şu anda. Bir şifre yazıyorum. Yani sonuna kadar bakayım gidecek miyim? Çünkü mail böyle bir sallamasyon bir mail yani açıkçası. Çok da zor değil zaten. Yani hepiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntı şu. Sıkıntı kart. Yani illaki bir kart olması gerekiyor. Sanal kart. Ben sanal kart kullanıyorum. En azından limitini ben belirliyorum. Dolayısıyla herhangi bir sürprizle karşılaşacak olursam da bile en kötü ihtimal hesabım iptal edilir yani bu noktada da. O yüzden limitini kendiniz belirlediniz. Çünkü bu hesabı oluştururken sizden bir dolar gibi bir kesinti yapıyor. Daha sonra iade edilmek üzere. Buradaki maksat da doğruluğunu teyit etmek. AWS bu noktada güvenlik hususlarına çok dikkat ediyor. Yani o onaylayamazsa işte mesela en son hesap açan arkadaşlarım varsa hesap açtıktan sonra e-postasına bir tane onay e-maili gelecek. Eğer onu onaylamazsanız bir sonraki açtığınızda işte deminki olduğu gibi farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Serhat Hocam teşekkür ederim. O RDP ve SSH gibi şeyler göndermiş komutlar ve işte uzak masaüstü Windows makinelere bağlanmayla alakalı bir uygulama RDP'de. Biz tabii RDP'ye kadar gelemeyiz. RDP'yi belki gösteremeyiz ama en azından SSH ile komut satırı üzerinden bağlantı sağlayabiliriz yani. Yani hesap açtığınız herhangi bir kesinti olmadıysa güzel. Normalde 1 dolar gibi bir kesinti yapıyor ama dediğim gibi geri iade edilmek üzere bu genel olan bir şey. Hani sizde kesinti olmadıysa iyi yani problem yok. Evet güzel. Hatta bazen ikinci kere onaylanıp da işte ikinci doları kesintisi durumları da söz konusu olabiliyor yani. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Kart girişi yaptığınız halde kabul etmiş olamaz. Şöyle yani girilmiş gözü görürsünüz ama girebilirsiniz konsola da. Mesela bir EC2 makinesi ayağa kaldırdığımızda hocam iade olmadıysa lütfen şey yazın. AWS'e yazın muhakkak. Yani ben böyle bir hesap açtım ama bu işte şu kadar para kesildi, bir dolar kesildi ama bana iade olmadı diye AWS'in o customer service bölümüne yazın. Şimdi bizim açtığımız hesaplar free hesaplar. Yani göstereceğim zaten bu dersin sonunda vakit muhtemelen yeterse geleceğiz. Buradaki bir yıl boyunca bize bazı şeyleri ücretsiz olarak kullanma hakkı veriyor. Ücretim işte ücretsiz olarak kullanma hakkı veriyor. Belirli limitler dahilinde. Onları da göstereceğim o limitleri. Dolayısıyla bize burada sadece fatura noktasında yardımcı oluyor AWS. Yani başka teknik konularla ilgili problem yaşadığınız zaman AWS şöyle diyor. Ya diyor sizin diyor ücret şeyiniz hani yani professional bazda değil yani professional bir hesap değil sizinki. Dolayısıyla free bir hesap kullanıyorsunuz. Ama gene de biz size yardımcı olalım. Aşağıdaki linkleri kullanın. İşte bu linkler üzerinden çözmeye çalışın probleminizi diyor. Ama fatura konusu olursa fatura konusunda her türlü şey yapıyor. Yani yardımcı oluyor işte fazla fatura olsa da vesaire gibi şeylerde de yardımcı oluyor arkadaşlar. Muharrem Bey iade etmemiş ama hakkını helal ediyorum demiş. Gene de siz yazın hocam. Yani kalmasın bir dolar da olsa yani. Evet şimdi account name yazıyorum buraya. Ben buraya bir new user diye bir şey yazdım. Yani girişte kullanmak üzere bir tane hesap yazdım. Evet. Şimdi bakın 5 step var burada. Görüyor musunuz? Continue step 1'den 5'e kadar devam ediyor. Şimdi birinci step'i yazdık. Akabinde hemen bize bir security check geliyor. İşte bunu yapmamız gerekiyor. Okuyamıyorsanız hemen refresh edin. Yeni bir tanesi gelsin. Bazen okunamayabiliyor çünkü. Evet. Evet, bundan sonra contact information bölüm işte nasıl kullanmak istiyorsunuz? Business mi, personal mı? Ben personal seçiyorum. İşte isim diyor. Ben dediğim gibi rastgele bir şeyler yazıyorum. İşte telefon numarası istiyor.
Mümkün mertebede bilgilerinizin doğru olmasına dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra problem. Evet, yani kesmediyse problem yok arkadaşlar. Evet, öyle bir şey yazdım. United States tabii şey numara yanlış olabilir. Evet. Yani böyle sallıyorum ama ne kadar tutar bilmiyorum. Evet, bu sefer kabul etti. Adres. Evet, telefona kod göndermiş olabilir. Aynen arkadaşlar. Ya da aynı şekilde postanızı da doğrulama kodu göndermiş olabilir. Aynı şeyi buraya da yazalım. Vesaire. Böyle gidiyorum bakalım nereye kadar şey yapar. Evet, burada kredi kartı diyor. Şimdi kredi kartı girmeyeceğim. Dolayısıyla ben burası üçüncü step. Burada bir tane kredi kartı bilgisi girmeniz lazım. Bunu girdikten sonra akabinde de dört ve beşinci adımlar gelecek. Yani ben bundan sonrasını rahat bir şekilde oluşturursunuz diye düşünüyorum yani. Tek tek anlatmama gerek yok. Bakın burada şu ibare yazıyor. We will not charge for usage below AVS free. Temporarily hold. Bakın yani geçici olarak 1 dolar ya da 1 euro. Yani burada bir bekleme şeyi veriyor. İşte 3-5 gün içerisinde doğrulamak için. Normalde en son bittiğinde şöyle söylüyor. Yani 24 saat içerisinde size bir doğrulama maili gelecek vesaire gibi diyor ama o kadar beklemiyor. Ya da burada söylediği gibi 3-5 gün falan beklemiyor. Dolayısıyla burada 1 dolar bu verification için bir şey kesiyor. Ücret kesiyor arkadaşlar. Siz yani kesmediyse problem yok ama bunu ben keserim diyor ya da bekletirim diyor burada geçici olarak. Daha 3 gün oldu keseli. Evet. Yani bu arada da hesabınızı aktif bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Hani kullanabiliyorsunuz onay verdikten sonra. Var mı arkadaşlar burayla ilgili problem? Yani bu arada hala açmamış olan arkadaşlarım varsa benim bu göstermiş olduğum yerden bu hesabını açabilir. Olur mu? O zaman burayı geçiyorum ve şeye sunumumuza, dersimize başlayalım. Var mı sorunuz arkadaşlar? Pekala. Yok galiba. Hesabı açtınız ancak yukarıdaki hatayı alıyorsunuz. Bir bakalım. Yani bu hatalar kısmına sonra bakalım olur mu? Arkadaşlar yani tek tek hani dersten sonra bakalım. Yani hala eğer açamamış olursanız daha pazartesi ve salı günü de derslerimiz olacak. Malumunuz 3 yani biz 3 gün dersimiz olacak. Pazartesi ve salı da devam edeceğiz. O yüzden bu süre zarfında bugünkü dersten sonra yarın olur. İşte pazartesi yine gündüz olur. Gene mesaj atarsınız vesaire bakarız. Ama genelde bakıyorum yani içeriği yükleyemedim gibi bir şey söylüyor. Elif Hanım şöyle yapın, çıkış yapın hesabınızdan, çıkış yapın, browser'ı falan bir kapatın gerekirse bir daha giriş yapmayı deneyin olur mu? Her defasında aynı şey mi geliyor? Bir ona bir bakın olur mu? Farklı bir browser'dan da deneyebilirsiniz yani. Evet arkadaşlar, bu kısmı artık geçiyorum, burayı kapatıyorum. Bundan sonrası için ne yapıyoruz? Dersimize bir başlayalım. Evet. Evet geldi herhalde değil mi arkadaşlar ekranım? Root user mı tıklayacağız yoksa IAM mi? IAM user oluşturmadık arkadaşlar. Önce root user oluşturacağız. Root user'la giriş yapacağız. Herkes root oluşturduktan sonra hepinize bir IAM user oluşturacağım. Yani bundan sonra o IAM user'la giriş yapacağız. Ama ilk başta root kullanacağız. Herkes root açtıktan sonra da IAM user kısmına yani bir kullanıcı oluşturacağız. Genelde root user şey gibi düşünün. Linux'teki root kullanıcısı var ya onun gibi. Dolayısıyla biz bütün işlemleri ya da kullanırken root üzerinden kullanmıyoruz. Çünkü sınırsız yetkileri var.
bu hesabın şifresi vesaire herhangi bir şekilde başkasına geçer vesaire olursa hesabımız sıkıntıya girebilir. O yüzden biz bir kullanıcı oluşturacağız. O kullanıcılarda da onları yetkilendiriyoruz. Dolayısıyla bu şekilde kullanacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ama ilk başta root olacak. Evet, şimdi neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Öncelikli olarak cloud computing nedir? Cloud computing'in yani bulut nedir yani? Bulut nedir? Bulut sistemlerini arkadaşlar biz cloud computing diyoruz. Aslında bulut hesaplama gibi bir çevirisi var ama buna cloud diyelim hep beraber. Ve bunun architecture'ı, mimarisi, yapısı nedir? Bunun işte deployment modelleri ne çeşit aslına bakarsanız cloud'lar var. Ve bir de servis modellerinden bahsedeceğiz burada arkadaşlar. İşte servis modelleri belki ara ara duymuş olabilirsiniz ya da çok söylenen şeyler ama bunları tanım olarak neler olduğundan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, cloud computing nedir? Bulut nedir? Aslında hepimiz bizzat içinde yaşıyoruz ve kullanıyoruz, değil mi? Bugün cep telefonlarımızdan tutun bilgisayarlarımıza kadar bütün yazılımlarımızda, uygulamalarımızda aslında internet üzerinden ne yapıyoruz? Ulaşabiliyoruz. Aslında cloud dediğimiz şey bugün internet üzerinden ulaşabildiğimiz bu yazılımlar ve uygulamalar, değil mi arkadaşlar? Bugün fotoğraflarımızı bile ne yapabiliyoruz? Cloud ortamına aktarabiliyoruz. Ya da birçok dosyamızı cloud ortamına aktarabiliyoruz. Bugün ofis uygulamalarını işte özellikle Google tarafında ne yapabiliyoruz? Gene browser üzerinden kullanıyoruz. Uzakta kullanıyoruz. Uzak masa üstünde kullanıyoruz aslında. Yani cloud dediğimiz şey aslında başkasının bilgisayar arkadaşlar. En hani kaba tabiriyle böyle söyleyebiliriz. Yani başkasının bilgisayarını kullanıyoruz. Dolayısıyla tabii şöyle bir düşünce var. Hani başkasının bilgisayarına insan fotoğrafını atar mı? Başkasının bilgisayarına insan işte önemli verilerini vesaire atar mı? Yeri gelince atılıyor arkadaşlar. Yeri gelince kullanılıyor. Niye? İşte belki kendi bilgisayarınızda çok güvenli zannettiğiniz işte fotoğraflarınız ya da herhangi bir işte hard diskinizde belki ailenize ait saklamış olduğunuz fotoğraflarınız, böyle belki çok kıymet veriyorsunuz, saklıyorsunuz, bütün fotoğraflarınızı orada arşivliyorsunuz. Ama arkadaşlar sadece bir tane düşmeye bakıyor yani. Yani bir düştüğünde bozulmaması belki de an meselesi yani. O verilerinize hiçbir şekilde ulaşamayabilecek hale gelebilirsiniz ya da kaybolduğunu varsayın. Dolayısıyla bu gibi sıkıntı. Yani aslında kendi bilgisayarınızda güvende dediğiniz şey de çok da güvende değil. Ve dolayısıyla aslında cloud bu noktada hele hele işte AWS bahsedeceğiz. Bu noktada verilerinize çok ciddi anlamda bir yüzde oranıyla ulaşabilme garantisi sağlıyor size bu noktada da. Ve bugün etrafımızda şu anda işte internet üzerinden eriştiğimiz birçok uygulama artık hepsi cloud'da çalışıyor. Hepsi uzak bir masa üstünde çalışıyor. Eskiden hani web siteleri diyorduk. Şu anda web sitesi tabiri artık kendini web uygulamalarına bıraktı. Yani eskiden CD'lerle alınan işte uygulamalar işte ya da USB'lerle taşınıp da bilgisayarınızda kurduğunuz birçok uygulamalar bugün bakıyorsunuz işte Windows tarafında ne yapıyorsunuz? İşte farklı mağazalardan indirip kurabiliyorsunuz. Ya da her bugün mobil tarafında bakıyorsunuz. Bugün cep telefonlarında kullandığınız birçok mobil uygulama aslında nerede çalışıyor? Cloud'da çalışıyor. Her türlü verinizi bir şekilde ne yapıyor? Depolayabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Daha sonra başka yerlerden tekrar ne yapabiliyorsunuz? Çağırabiliyorsunuz. İşte bugün rehberlerimizi mesela ne yapıyoruz? Cep telefonlarımızı aslında kullanırken bir taraftan da Google tarafına eğer Android kullanıyorsanız Google tarafında ne yapıyorsunuz? Yedekliyorsunuz. Başka bir telefona geçiyorsunuz. Geçtiğiniz zaman ne oluyor? Bütün rehberiniz hatta bütün WhatsApp mesajlarınıza kadar bütün dosyalarınıza kadar ulaşabiliyorsunuz. İşte Cloud'un bu şekilde sağladığı birçok avantaj var. Verilerimizi ne yapıyoruz? Başkasının bilgisayarlarında saklıyoruz. Güvenli bir şekilde erişebiliyoruz. Tekrar bunlara kendi lokalimizden ziyade arkadaşlar. Kabaca cloud hepimiz bizzat içerisindeyiz ve yaşıyoruz. Nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şöyle düşünün.
Dili dersinde başlarken ne yaptık? Bir tane VirtualBox kurduk, değil mi? Neydi VirtualBox uygulaması? Bilgisayarımız üzerinden aslında başka bir bilgisayar oluşturmamıza neden oluyordu. Yani bilgisayarımızın kaynaklarını kullanarak biz ne yaptık? İşte bir Windows makinemiz vardı ya da bir MacBook makinemiz vardı. Apple Cloud olayı vardı bir ara. Cloud depolamaya ne kadar güvenli diyebiliriz. Evet, bunları konuşacağız arkadaşlar. Yani burada artılarını eksilerini değerlendirmek lazım bu noktada. Dolayısıyla bir de şartları değerlendirmek lazım. Ne kadar güvenli? Yani şöyle düşünün, hani AWS'i CIA bile kullanıyor mesela. Ama ne kadar kullanıyor? Ya da işte NASA'da kullanıyor. Ama ne kadar kullanıyor? Yani burada çok top secret bilgilerini tabii ki cloud'da paylaşmıyorlar. Onlar için de bu noktada belirleyici unsurlar var. Tabii ki güvenli diyemezsiniz ama onların size sunmuş olduğu şartları kabul etmek zorundasınız. Yani bu hizmeti verirken size diyor ki, ben diyor senin verine, güvenliğine dikkat edeceğim vesaire, işte kişisel kullanımına, hani bizim de var ya kişisel verilerin kullanılması ile ilgili kanunlar mesela. Buna ne kadar riayet ettiğini söyleseler de, ya bugün kullandığımız Windows makine bile, yani bugün kullandığımız Windows makine bile ya da MacBook makine bile, şimdi ne kadar acaba içerisinde sakladığımız veriler ne kadar güvende? Bu beraberinde birçok soruyu getiriyor. Sadece cloud için değil yani. Çünkü o işletim sistemi bize ait değil. O işletim sistemi içerisinde neler olduğunu. Sonuçta bunlar closed source yani. Kapalı kutular bunlar yani. Yani açık kaynak kodlu da olmadığı için. Dolayısıyla bunlara ne kadar güvenebiliriz? İşte aslında temelden bazı şeylerin sorgulanması gerekiyor bu noktada. Evet, sanal PC gibi dediniz hocam. Doğru. Sonuçta biz elimizdeki resource'ları, donanımları, fiziksel donanımları ne yaptık? Araya bir tane sanallaştırıcı bir uygulama kurduk. İşte bu VirtualBox'tı. O sanallaştırmayı sağlayan kendine özel bir sanal ortam oluşturdu. Ve biz o sanal ortam içerisinde ne kurduk? Bir tane Ubuntu bilgisayar kurduk, makine kurduk. Hatta niye bilgisayar diyoruz? Çünkü içerisine indirdiğimiz o Ubuntu ISO dosyasını aslında bir CD imajıydı. O CD imajını o bilgisayarımıza taktık, değil mi? Bunları tamamen software olarak, yazılımsal olarak yaptık. Sonra bilgisayarımızı, değil mi, kurarken neler yaptık? İşte dedik ki şu kadar GB RAM'ini kullansın. Nereden kullanacak o kadar GB RAM'ini? Sizin kaynağınızdan kullanacak. Sizin kaynağınız ne? Sizin bilgisayarınız. Sizin bilgisayarınızda ne kadar RAM varsa o kadar. Yani sizin bilgisayarınız 4 RAM ise siz sanallaştırıcı 8 RAM tanımlayamazsınız. Sonuçta elinizdeki kaynakları, o resource'lar yani, kaynakları ne yapıyorsunuz? Dağıtıyorsunuz bu şekilde. İşte Cloud'da da bu şekilde çalışıyor. Şimdi biz AWS üzerinde aslında bir tane EC2 dediğimiz o bir makine, uzak masaüstü Linux ayağa kaldırdığımızda şöyle düşünün. AWS'te bir tane sanki VirtualBox var. AWS o VirtualBox içerisinde oluşturduğu böyle sanal Ubuntu cihazı var mesela. Ne yapıyorsunuz aslında? O sizin için o sanal Ubuntu cihazını tahsis ediyor size. Dolayısıyla elindeki makine belki gigabaytlarca büyük RAM kapasitesi var. Belki disk kapasitesi terabaytlarca, belki tetabaytlarca disk kapasitesi var. Ama size sadece sizin istediğiniz kapsamda şey tahsis yapıyor burada ve buna göre bir ücret alıyor. Size soruyor. Kaç CPU'nuz olsun? Size soruyor. İşte kaç GB RAM'iniz olsun, kaç işlemciniz olsun, nasıl bir makine kullanmak istiyorsun diyor. Dolayısıyla aslında ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Kendi kaynaklarınızın önemsiz olduğu, yani elinizdeki makine çok kötü bir makine olabilir ama uzaktaki makineniz, uzaktaki bilgisayarınız donanım olarak şu anda kullandığınız bilgisayarın kat ve kat üstünde olabilir ve siz bundan istifade edebilirsiniz. Ama ne şekilde? Tabii ki internet hızınızın kapasitesi oranında bu noktada. Yani biraz da sizin elinizdeki kaynaklar önemli. Evet, aynı şekilde Uğurcan. Oyunlar içerisinde bu şekilde geçerli. Biliyorsunuz bugün oyunlar da cloud'da, değil mi? Yani burada tabii bu sefer grafik hususları devreye giriyor. Yani burada o oyunun oynadığınız resource'ların içerisinde kendi grafiksel olarak bilgisayarınızın o tarafı ne kadar güçlü gibi durumlar ortaya giriyor. Dolayısıyla cloud nasıl çalışıyor arkadaşlar? Cloud aynı bizim VirtualBox'ı oluşturup Ubuntu makinesiyle bir sanallaştırma yaptığımız gibi AWS'in o göstereceğim böyle büyük büyük data center'ları var.
Onun içerisinde büyük büyük işte rekler var. Yani bu makinelerin içerisinde olduğu kasalar var. Bunlar rek deniyor. Onlar içerisinde makine içerisinde size istediğiniz bir makineyi tahsis ediyor ve siz onu ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Bunun içerisinde işte fotoğraflarınızı saklayabilirsiniz. Bunun içerisinde yani bunu cloud anlamında söylüyorum. Yani bugün Google Cloud bunu bu şekilde yapıyor mesela. O fotoğraflar uygulamasını sağlarken, verirken herkese ne veriyor? Default 15 GB bir yer veriyor, değil mi? Bunun için bir ücret almıyor 15 GB için. Ve siz ne yapıyorsunuz? Oradaki o size tahsis etmiş olduğu o makinedeki o sanal bilgisayar içerisindeki o data, o veriyi, o kapasiteyi ne yapmış oluyorsunuz? Kullanmış oluyorsunuz bu şekilde. Dolayısıyla cloud bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Biz de AWS tarafında ne yapacağız? Bu şekilde istediğimiz makinelere ulaşacağız. Peki niye cloud computing arkadaşlar? Cloud computing'e niye ihtiyacımız var? Bakın yani bugün şirketlerden tutun, cloud'da kayıtlı makine farklı IP adreslerinden çoklu erişim mümkün mü? Kayıtlı makine farklı IP adreslerinden. Arkadaşlar oradaki makineye her yerden ulaşabilirsiniz. O makine size bir IP veriyor, verecek, göreceksiniz zaten. Zamanı geldiğinde hepsini anlatacağım. O kısımları. Dolayısıyla bir tane IP adresi var. O IP'ye dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki niçin Google Cloud dedik? Çünkü bugün şirketlerden tutun bireysel kullanıcılara kadar ne yapıyor? Herkes Cloud'u bir şekilde dolaylı ya da direkt olarak ne yapıyor? Kullanıyor arkadaşlar. Şu anda günlük yaşantımızın bir parçası. Bugün kullandığımız internet üzerinde bağlantı sağladığımız birçok uygulama böyle, bu şekilde. Bugün cep telefonları üzerinden kullandığımız belki de birçok uygulama aslında işte rehberinden tutun Google fotoğraflarına kadar vesaire hani ne kadar kullanıyorsanız ya da işte artık cep telefonunun kapasitesinin bile çok da önemli olmadığı. Yani cep telefonunuzun kapasitesi çok az olabilir ama işte gidip Apple'ın cloud'undan ya da işte Google cloud'undan İşte bak mesela 100 GB şey alıyorsunuz. Ayda 5 lira veriyorsunuz 100 GB için. Dolayısıyla bütün verinizi ne yapabiliyorsunuz? Buraya depolayabilirsiniz. Artık telefonunuzun bile uygulamasının bile şey telefonun kapasitesinin bile çok da önemli olmadığı bir durum yani. Yeter ki internet kapasitesi, internetin hızı iyi olsun. İşte artık 5G'lerin ya da sonraki versiyonların konuşulduğu dönemde biliyorsunuz yani otonom sürüşten bahsediliyor yani. Bunların tamamında çok ciddi bir internet hızına ihtiyaç var. Yani böyle saliseler, milisaniyelerden daha hızlı veriye ulaşılabilecek dönemler içerisindeyiz ve o dönemler de geliyor. Dolayısıyla şu anda da içinde özellikle pandemi süreciyle beraber birçok şirketin yani ben internet üzerinden okuduğum makaleler üzerinden mesela bakıyorum çok %30'lar oranında mesela ciddi büyümeler var. Şirketlerde özellikle hatta yani Microsoft Azure tarafında %1100 küsür falan yani gibi bir büyüme var yani şirketlerin talebi var. Aynı şekilde AWS tarafında çok ciddi cloud'a bir geçiş var. Çünkü şu anda birçok uygulamalar ya da işte elimizdeki kaynaklar. Kaynakların bakım ve idamesi gerçekten zor. Yani eskiden nasıldı? İnsanlar o makineleri kendileri alıyorlardı. O büyük bilgisayarları kendileri alıp içerisinde Linux'unu kuruyorlardı. İçerisinde farklı uygulamalar kurup içerisinde kendi web uygulamalarını çalıştırıyorlardı. Ve bunun beraberinde birçok dezavantajlarını bir kere bakım maliyetleri var. Ya da işte arz talep durumu var. Belki elin aldığınız makinenin kapasitesi yetmeyecek size bu noktada. Daha da büyütmek isteyeceksiniz. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Yeni makineler sipariş edeceksiniz. Yeni bilgisayarlar sipariş edeceksiniz. Ona takviye yapacaksınız. Sonra sistemi yeniden kuracaksınız. İlaveler yapacaksınız bunun üzerine. İşte belki de günler, belki de haftalar bekleyeceksiniz burada. O yüzden cloud ortamında ne yapabiliyorsunuz? Sadece bir tuşa basarak istediğiniz kapasitede ve istediğiniz özelliklerde bilgisayar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu şirketleri neye yönetiyor arkadaşlar? Altyapıyla uğraşmaktansa ya işte makinemin yok elektrik gittiydi, yok işte soğutma sistemiydi ya da işte ihtiyacı karşılamıyordu, büyütülmesiydi, genişletilmesiydi, hani scale edilmesi diyoruz biz ona. Bunlarla uğraşmaktansa
Sadece koduyla uğraşsın, sadece uygulamasıyla uğraşsın. Uygulamasını kullanıcıya en iyi şekilde nasıl sunabilirim, bunun derdini taşısın. Tamamen büyümeye odaklansın gibi bir durum var. Şu anda bu dijital dünyanın içerisinde de bizzati bunları ne yapıyoruz, yaşıyoruz arkadaşlar. Evet, bunu bahsettim. Herkes işine odaklanıyor yani. O donanımsal ya da o işin aslında biraz amelilik tarafı gibi belki de. O kısımdansa herkes şu anda işine odaklanmış ve müşteriye odaklanmış durumda. Bu ihtiyaçları karşılaşıyor. Yani ona fokuslanıyor yani burada. İşini büyütmeye, diğer engellere takılmaktansa işini büyütmeye odaklanıyor ve burada size çok flexible bir ortam sağlıyor. Çok esnek bir ortam sağlıyor. Dedim ya, istediğiniz gibi scale edebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi makinenizi ölçeklendirebiliyorsunuz yani. Scale edilmekten kasıt ölçeklendirilebilir. Scalable yani. Yeri gelip düşürebilirsiniz. Hani bir işletme kurdunuz, bir commercial, bir ticaret sitesi oluşturdunuz. Çok büyük yatırımlar yaptınız ama beklediğiniz gibi olmadı mesela. Yani beklediğiniz şeyi göremediniz, karşılığı göremediniz kullanıcı tarafında. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Ya ben buna çok para harcadım deyip geri iade edemezsiniz yani o süreci. Yani çok açık, evet. Çok fazla DevOps iş ilanı var. Arkadaşlar sadece DevOps anlamında değil bu. Beraberinde Data Scientist olarak da bakın. Mesela AI Ops duyarsınız. İşte bakarsınız mesela ML Ops duyarsınız. Hani Machine Learning Operations Ops, işte Artificial Intelligence Ops, hepsinin temelinde aslında DevOps'tan geliyor. Bu sefer No Ops, yani biraz operasyon tarafının bitip söylediğim kavramların daha çok parladığı dönemler ve daha da parlayacağı dönemler. Yani niye? Bunun sırrı otomasyon arkadaşlar. Bunun sırrı otomasyon. Yani en basitinden işte Endüstri 4.0'ı hep konuşuyoruz ya, konuşuyoruz. Yani o seviyeye hangi aşamalardan geldik? Yani IT'de de aynı devrim yaşanıyor şu anda yani. Bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla otomasyonun ve hızın önemli olduğu bir dönemi yaşıyoruz burada. Evet, burada scale edilebilir olması bizim için önemli. Ne yapıyoruz? İstersen ben bu beklediğim şeyi bulamadıysam kapasitesini düşürebilirim yani. O kadar işte AWS'te dedim ki ben işte ne diyelim 4 CPU'lu 16 GB RAM'li bir bilgisayar oluşturdunuz kendinize. Uzak bir masa, buna bir uygulama kurdunuz. Dediniz ki benim günlük işte ben günlük 100-200 tane kullanıcı trafiği beklerken bir baktım ki çok da rağbet görmedi. O zaman bu kadar para niye vereyim ben? Sonuçta oluşturduğunuz kapasiteye göre bir ücretlendirme size yansıyor. Ödeme yapıyorsunuz AWS tarafına. Pay as you go diyor. Yani taksimetre yani. Ne kadar yol alırsan o kadar ödeme yaparsın şeklinde. O zaman ben istersem ne yapabilirim? Makinemi revize edebilirim. Bana bu elastikiyeti sağlıyor. Hatta ne oldu? Daha fazla makineye ihtiyacım oldu. Ben önce ufak çaplı bir makine aldım. Dedim ki günlük kullanıcı miktarım bana işte günlük 100 tane olur ama baktınız günlük 1000 kişi geliyor sitenize. O zaman o makine kaldırmayacak. Ne yapacaksınız? Daha büyük kapasiteli bir makine ihtiyacınız olacak. Tek tuşa basarak ne yapacaksınız? Arttıracaksınız. Dolayısıyla aslında size bir taraftan da bu noktada cost efektif bir durum sağlıyor. Yani maliyet açısından, maliyet performans açısından size çok ciddi bir avantaj sağlamış oluyor. Hatta data recovery diyor mesela. Niye? O datanızı her daim ulaşabilirsiniz. Yani AWS işte anlatacağız arka planında sizin verilerinizi ne yapıyor? Başka yerlerde de yedeklerini muhafaza ediyor. Her türlü bu şekilde verinize ne yapıyorsunuz? Ulaşma imkanı sağlıyor. Yani size diyorum ya %99,99 11 tane 9 diyor yani. 1 milyon datada 999.999'una işte ne yapabiliyorsunuz? Ulaşabiliyorsunuz garantisi veriyor size burada. İşte bakım masraflarıydı vesaire vesaire, ne yapmıyorsunuz? Uğraşmıyorsunuz yani arka planında. İşte bir nevi aslında bahsettik ama yani cloud'un avantajları neler arkadaşlar? Avantajları var, dezavantajları da var tabii ki yani en başta. O hepsini konuşacağız burada. Peki neler bu avantajlar? Bir kere arkadaşlar ekonomisi. Yani bulut bilişim yani hem sermaye olarak hem de operasyonel açıdan ciddi anlamda bir harcamayı ne yapmanızı sağlıyor? Azaltmanızı sağlıyor. Bu noktada size yardımcı oluyor.
kurulu bilgisayar kapatıp veri akışına devam ediyor mu? İsmail Hocam hepsini konuşacağız. Yani şimdi ben şey yapmayayım olur mu? O konuları yani özellikle bu sorularınızı şeyde saklayın sizden istirhamı. AWS'e geçtiğimiz zaman hani o makineyi ayağa kaldırdığımızda mesela o veri akışı orada devam ediyor mu etmiyor mu? Orada gene konuşalım olur mu arkadaşlar? Yani unutmayın sorularınızı lütfen. Sadece konu dağılmasın diye ben arada dikkatim dağılıyor. Yoksa hepsine cevap vermek isterim yani. Bu açıdan size maliyet açısından ne yapıyor? Ciddi anlamda azaltmanıza yardımcı oluyor. Donanımsal olarak aynı şekilde. Depolama aygıtları değil mi? Yani disk kapasiteleri. Ve yazılımları aslında sadece yatırım yapabilmenize odaklanmanızı sağlıyor. Yani gidip donanıma ya da depolama aygıtlarına vesaire para vermekten, para harcamaktan ziyade yazılımınıza odaklanmanız için size bir imkan sağlıyor. Dolayısıyla bu noktada altyapı maliyetlerinden, o ağı yönetmek için gereken paradan tasarruf sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada sıfır veri kapasitesi ve yazılım gereksinimleriyle şirkete mümkün olan en düşük operasyon seviyesini ne yapmasını sağlıyor size bu noktada gerçekleştirmenizi ve bu maliyetlerden tasarruf edebilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Evet, cost efficiency ve akabinde elastik ve plastik flexibility. Burada kaynak taleplerinizi baştan beri bahsettiğim şey azaltmanıza ya da ihtiyaçlarınıza göre arttırmanıza imkan tanıyor arkadaşlar. Hatta burada lokasyonunuzun bile önemi yok. Yani bulunduğunuz yerin de önemi yok. Yani illa şurada olacağım da işte gideceğim bu makineyle ilgili düzenlemeler, ayarlamalar yapacağım vesaire demenize gerek yok. İnternet olan herhangi bir ortamda istediğiniz yerde işte çalışma esnekliği sağlıyor. Aslında cloud'a geçişin bu kadar artmasının en temel sebebi ne arkadaşlar? İşte pandemiyle beraber bu remote değil mi? Evden çalışma, uzaktan çalışma yani home office, evden çalışma dönemini yaşadık yani hepimiz. Hala da yaşıyoruz. Birçok IT firması hala yani hepsi olmasa da tabii ki ya da işte hibrit çalışma modeli diyorlar. Yani haftanın mesela 2 gün işe gidiyor, geri kalan günler evde çalışıyor. Ya da şu anda birçok firma dediğim uzaktan çalışma alternatifini seçiyor. Hatta bir dönem belki okumuş olabilirsiniz Apple'da. Apple normal tekrar çalışma modelini yani herkesin bizzat işe gidip geldiği çalışma modelini seçtiği dönem ciddi iş bırakma hadiseleri oldu. Sebep insanlar artık evden çalışmanın tadına vardığı için işe gitmek istemiyor yani bu noktada. Ve tekrar burada geri adım atmak zorunda kaldı. Bugün birçok şirketle böyle işte mülakatlarda yani hani bizzatı da yaşadım. İlk sorduğun hani sorulardan biri yani evden çalışma imkanı var mı? Artık bu aranan bir hadise oldu yani. Dolayısıyla artık remote çalışma, evden çalışma alternatifi hayatımıza girmesiyle beraber bu işte bunu ortaya çıkarıyor. Bu elastik ve flexibility dediğimiz şey var ya. Yani yerden bulunduğunuz lokasyondan bağımsız çalışabilme cloud işte. Dolayısıyla cloud kavramı giderek bu yüzden artmaya başladı. Bu pandemi süreciyle beraber. Remote çalışma alternatifleri ve cloud'la beraber lokasyondan bağımsız olarak ne yapabiliyorsunuz? İşinizi büyütebiliyorsunuz. Sadece internetin olması bu durumda bizim için yeterli. Evet, reliability. Burada işte verilerimizi arkadaşlar güvenli olduğundan, bunların işte herhangi bir şekilde manipüle edilemediğinden emin olmamız gerekiyor bu noktada. Dolayısıyla hani demin başlarda bir soru gelmişti yani ne kadar güvenli? Burada güvenli olması aslına bakarsanız hani içinde bulunduğumuz kendi bilgisayarlarımızdan daha güvenli bir ortam şu açıdan hani her an ulaşabiliyor olmamız ya da işte o veriyi kaybetmiyor olmamız tarafı var bir taraftan da bu işin işte güvenlik tarafı yani dışarıdan şimdi internet ortamında olmasından dolayı dışarıya doğru bir tehlike var değil mi ortada yani herkes ulaşabilir. İnternete bağlı olmadığınız bir ortamda o kapalı kutuda belki ki dışarıdan hiçbir şekilde kimse bilgisayarınıza giriş yapamaz. Ama cloud'da çalışıyorsanız böyle bir endişe var. Doğru mu? Yani şimdi cloud'un artmasıyla beraber işte demin söyledik DevOps vesaire diğer ops'lar da ortaya girmesiyle beraber bir tane daha faktör giriyor işin içine. Güvenlik. İşte mesela DevOps'un bir sonraki adımı DevSecOps var mesela. İşin güvenlik tarafı. Emin olun
işin bir boyutu da büyüyecek yani. Güvenlik boyutu da giderek büyüyecek. Herkes cloud'da çalışıyorsa bu sefer dış tehlikeler daha da fazla artmaya başlayacak. Bu noktada da güvenliği sağlamak zorundayız. AWS bu güvenliği sağlamış durumda. Özellikle bu nokta. Niye? Birçok size güvenlik alternatifi sunuyor. Yani o verilerinizi koruyabilmeniz için ve bunun sorumlusu tabii sizsiniz yani bu noktada. O yüzden o verilerin bir şekilde ulaşılabilmesi, manipüle edilememesi hususu da burada önemli bir hal alıyor arkadaşlar. Evet, gene increased security, yani o verilere ulaşma boyutu var. Bir de onun güvenliğinin alınması tarafı var bu noktada. İşte düşünün, bir tane bilgisayarınız var, işte bir şirkette çalışıyorsunuz. Yani o bütün dosyalarınızın o bilgisayarda olduğunu düşünün. Ne olacak? Bozuldu, su döküldü, çay döküldü vesaire oldu. Ne oldu? Bitti. Halbuki şu anda birçok şirket cloud'a geçtiği için aslında o kullandığınız o bilgisayar, mesela başlıyorsunuz işe, şirket hemen size bilgisayar veriyor. Aslında verdiği bilgisayar sadece bir arayüz yani. Hani bugün bilgisayarınızdan internete bağlanabilmek için bir browser kullanıyorsunuz ya, işte Chrome'dan tutun işte farklı Opera'ya kadar farklı alternatifler var burada. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Aslında sizin için bir sadece arayüz gibi bir şey yani. Bir araç haline geliyor bilgisayar belli bir noktadan sonra. Ne yapabiliyorsunuz? Başka bir bilgisayar alıyorsunuz. O verileriniz cloud'da olduğu için her türlü ona ulaşabiliyorsunuz bu noktada. Evet. Evet, bir de bunun yönetilebilir olması hususu var. Şimdi burada aslında merkezden bir yönetme imkanı sunuyor size. Yani hani lokasyonunuz ne olursa olsun, bulunduğunuz ortam ne olursa olsun. Bunun gerek yönetimi gerekse bakımı için size birçok imkan sunmuş oluyor. İki zaten bakım tarafı vesaire. Bunu cloud ortamının size kendisi sağlıyor zaten. Kendisi size bu hizmeti sunuyor beraberinde. Sizin onu sadece yönetmeniz gerekiyor. Yani size işte AWS bunu nasıl sağlıyor? Size bir konsol üzerinden sağlıyor. Size bir konsol veriyor. İşte hani gireceğiz mesela bu hesap oluşturduğumuz bir kullanıcı adı ve şifreyle size onun üzerinden bütün serverlarınızı yönetme imkanı veriyor. Hepsini o konsol içerisinde görebiliyorsunuz. Kaç tane serverınız varsa. Bir şirkette çalışıyorsunuz. O şirket içerisinde belki de onlarca, belki de yüzlerce server var çalışan onun içerisinde. Ve siz ne yapabiliyorsunuz? Bunların hepsini tek bir yerden yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. İnternete bağlı değil mi cloud ortamı ve bu bulut tabanı hizmetler yani cloud ortamı ne yapıyor arkadaşlar? İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar bant genişliği oranlarını size aslında ne yapması gerekiyor? Bir şekilde sunması gerekiyor. Bu altyapıyı da beraberinde size sunması gerekiyor. İşte o verilerinizi, operasyonlarınızı yürütmek için bu verilerinizi %99,999 oranında belki de ulaşabilmeniz gerekiyor. Her daim size ulaşılabilir bir ortam sunması gerekiyor bu noktada da. Tabii böyle oluyor mu? Zaman zaman bununla ilgili aksamalar oluyor tabii ki. İşte zaten dezavantajları tarafında da biraz da bu hususlardan bahsedeceğiz yani arkadaşlar. Evet, verileriniz bir yerde saklanıyor ve buna bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Uzaktan da olsa her daim ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. AWS bir taraftan da bunun size farklı alternatiflerini de sunuyor. Yani farklı şekilde verilerinizin güvenliğini sağlamak açısından da tabii bunu size söylüyor. Yani eğer siz bunu istiyorsanız, yani diyorsa ki ben işte senin verilerini şuralarda yedekleyeceğim, 2-3 ortamda yedekleyeceğim gibi bir durumu size sunuyor. Siz bunu kabul ederseniz, tabii ki ücretin mukabilinde yapıyor bunu. AWS'te her şey var, her türlü imkan var. Ama tabii ki bunun da bir bedeli var arkadaşlar. Yani aldığınız hizmetin. Bugün işte AWS tarafında belki daha ucuz cloud ortamları bulabilirsiniz, vardır. Ama olay sadece para değil. Bir taraftan da size sağladığı biraz önce söylemiş olduğum birçok özellik. Yani özellikle güvenlik, özellikle dataya ulaşabilme noktası, işte onun yedeğinin alınıp alınmaması gibi hususlar. Dolayısıyla aslında bunlar da hani sadece olay ucuz olmasından ibaret değil, bir de arka tarafında bu söylemiş olduğumuz özellikleri de sağlıyor mu, sağlamıyor mu gibi durumlar aslında belirleyici olmaya başlıyor.
Evet ve bu yazılımların güncellenmesi. Yani siz bunlarla hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz dediğim gibi. Bunları bir şekilde sadece bir komut kullanarak ne yapıyorsunuz? Güncelleyebiliyorsunuz. Ya da işte o yani o bakım ve onarım ya da güncelleme gibi şeylerle siz uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Size zaten bu hizmeti sunan kimse ister AWS olsun, ister işte Google tarafı olsun, ister Azure tarafı olsun. Size ne yapıyor? Beraberinde bu imkanları da sunuyor. Evet, bakım ve onarımdan da bahsettik. Hiçbir şekilde bunlarla ekstra zaman kaybetmiyorsunuz. Geriye sadece hedefe odaklanmak kalıyor. Evet arkadaşlar, Turkcell'in de böyle bir hizmeti var. Türkiye'de başka var mı? Yani Türkiye tarafında çok bilmiyorum. Hani cloud olarak ufak çaplı, küçük çaplı herhalde firmalar var diye biliyorum. Yani hatta şöyle yola çıkanlar var. Yani ben işte AWS olacağım şeklinde yola çıkanlar var tabii. Tabii hedefi büyük tutmak lazım ama biraz da gerçekçi olmak lazım bu noktada. Bir de işte Turkcell var ya da benzerleri var. Giderek artacak ama bunlar. Yani sonuçta bu hizmeti sunan yani sadece AWS ya da işte GCP, Alibaba, Google vesaire yani sadece değil. Ufak çaplı küçük çaplı firmalar da var. Yani lokasyonlara göre Avrupa'da, Amerika'da var. Türkiye'de de var. Olmaya da devam edecek tabii ki yani. Evet, gelelim dezavantajlarına. Buradaki çekinceler neler? Tabii ki internet dependency yani internet bağımlı arkadaşlar. Yani internet olmayan bir ortamda ne yapamayız? Tabii ki bu verilerimizi ya da bu makinelerimize ulaşamayız. Dolayısıyla internet olmazsa olmazımız artık. Yani burada hayatımıza girdi. O sürat, o hızla beraber bu da bizim bir parçamız gibi bir durum söz konusu yani. Yani kurduğunuz işinizi düşünün yani. İnternet olmadığında çok ciddi zararlar yaşanacaktır yani burada. Şu anda belki de çok büyük firmalardan bahsediyorum yani. O yüzden bu internet bağımlılığı bu işin eksi yanı tabii ki. İşte downtime dediğimiz yani gene bu internetten kaynaklı ya da işte güç kaybından kaynaklı işte düşük internet hızı, güç kaybı vesaire gibi nedenlerle ne yapabiliriz? Yani o hizmete ulaşamayabilirsiniz mesela gibi durumlar. AWS bunun için çok farklı alternatifleri var. Yani güneş panelleri var, işte sonra rüzgar gücünden enerji elde ettiği tesisler falan var. Yani ben bunları izledim YouTube'da da. Sadece o yani her türlü bu işin yedeğini ya da alternatifini düşünmüş beraberinde yani. Çok büyük bir şey şirketten bahsediyoruz yani burada. Çünkü bütün altyapısı, bütün sistemi aslında bunun için inşa etmiş yani. Yani okyanuslardan geçen o düşünsenize kablolar var yani o interneti size sağlamak için. Şimdi AWS kısmına girdiğimizde göreceksiniz. Lokasyonlar var yani. 245 tane bölge ve ülke üzerinde AWS sistem kurmuş yani. Orada data center'ler oluşturmuş. O data center'ları için farklı gene bölgeler oluşturmuş. Onların tabirleri üzerinde duracağız. Onlara ne isim veriyoruz? İşte konsola girdiğimizde onları nerede göreceğiz vesaire. O çalıştığımız ortamı öğrenmek için bunları anlatacağız. Dolayısıyla aslında her şeyin yedeğini düşünmüş. Bu noktada böyle bir sistem kurmuş arkadaşlar. İşte kontrol kaybı yani gene o verilerimizi her daim işte ulaşabilme imkanı ya da işte buradaki teknolojiyi kullanırken işte herhangi bir kontrol zafiyeti var mı yok mu gene güvenliğin de ön planda olduğu aslında bir durum söz konusu. Ve bir tarafta da support desteği yani burada. Hani şimdi dedim ya AWS'e işte AWS kullanıyorsunuz ama eğer profesyonel bir kullanıcı değilseniz hani böyle şirket olarak da burada her daim bir support alamazsınız yani. Her zaman bir destek alamazsınız yani. Düşünün gecenin bir yarısı yani sisteminiz çökmüş ama yani bu hemen her an ulaşabileceğiniz şimdi şirketinizin çalışanı olsa dersiniz ki şu saatte gel gecenin şu saatinde gel vesaire diye devreye sokabilirsiniz ama böyle aldığınız bir hizmeti sunarken tabii ki bir sözleşme ya da işte bununla ilgili bir professional olarak bir şey yapmadıysanız ortaya bir sistem kurmadıysanız koymadıysanız AWS bunu size imkanlarını sunuyor. Şimdi tutup da mesela free bir hesap içerisinde AWS bile bize şunu söylüyor. Ya ben diyor sadece diyor fatura konusunda yardımcı olurum diyor.
Ama onun haricinde herhangi bir teknik bir şey istiyorsan diyor, o zaman diyor şu hesaptan yararlanman lazım. İşte bununla ilgili şöyle bir kullanıcı olman lazım gibi size bir şey sunuyor. Bunu başından söylüyor zaten yani. Evet, Amazon evet çok ilerliyor. Kolay kolay. Yok, birinciliği öyle gözükmüyor ama mesela ben şu Azure tarafında gördüm. Yani %1400 küsür mü? 1100 küsür büyümeden bahsediyordu. Bu pandemi döneminden sonra içerisinde. Yani ya bu büyümeler yaşanacak tabii ki ama donanımsal özellikle altyapı çok önemli. Yani. Altyapısı büyümeye müsait olduğu sürece hepsi gelişebilir. Altyapısını bu şekilde kurduysa hepsi sınırı yok, büyüyebilir yani. Ama işte hani örnek verdik ya, siz bir makine almışsınız, işte bir CPU'm var, 1 GB RAM'im var, ben iş kuracağım, iş büyüteceğim. Yani şimdi bir CPU, 1 GB'lik bir RAM'le ne kadar iş büyütebilirsiniz ya? Yani ben çok büyüyeceğim. İşte günlük kullanıcı miktarım şu kadar olacak. Bir web sitesi yapıyorsun ya. O zaman önce bir makinene bir bak yani, değil mi? Yani elindeki kaynaklara bak. Ya da o zaman elindeki kaynakları büyütebilir, scale edilebilir. Yani büyüme hedefine odaklı genişletebilir şekilde bir altyapın hazırsa o zaman zaten hedefini büyük tutabilirsin. Zaten problem yok yani. Dolayısıyla hedeflerin ve altyapısı aslında birbirini ne yapması lazım? Dengelemesi lazım burada. Evet. Ne dedik? Bu işin bir de support tarafı var dedik. Evet, gelelim cloud computing tarafında arkadaşlar. Evet, burada bir şey görüyorsunuz aslında. Yani cloud şöyle, aslında cloud sadece AWS'te değil. Aslında arkadaşlar 1950'lere dayanıyor yani. 1950'lere şöyle. Yani o zaman büyük büyük bilgisayarları oluşturmuşlar. Bu bilgisayarlar üzerine farklı bilgisayarları oluşturarak aslında bir nevi bağlantı vesaire sağlamaya çalışmışlar. Sonra 70'lerde sanal makine teknolojilerinde gelişmeler yaşanmış. İşte 99'larda, burada en önemli konu şu. Aslında cloud'daki şey, bunu ticari olarak satabilir miyiz düşüncesi. Yani tamam, ben böyle bir hizmet aldım ama ben bundan para kazanabilir miyim noktası. Bu da 1999'da işte Salesforce yapıyor. Salesforce bu noktada bunu satabilir hale getiriyor yani. Bu imkanlarını satabilir hale getiriyor. İşte 2002'li yıllarda AWS SQL servisi de Simple Queue Service. Arkadaşlar biz bunu normalde kursumuz içerisinde anlatıyoruz tabii. Sizin olduğumuz dönemde değil, çünkü bu ileri konularda burada. Bunu 2002 yılı itibariyle başlıyor arkadaşlar. Akabinde işte 2000, herhalde 2005'li yıllarda zannedersem EC2 servisine başlıyor. Yani bu bir de bizim oluşturacağımız makinelerle oluşturduğumuz sistemi kurmaya başlıyor. Ve 2009'lu yıllarda işte Google ve Windows Azure compute alanında, cloud compute alanında çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Evet, bu işin tarihi de böyle. Gelelim mimariden arkadaşlar. Bugün arkadaşlar mimari olarak şu tabirleri çok duyacaksınız işte. İşin bir hani front-end tarafı, bir de back-end tarafı. Tabii bu front-end ve back-end tarafı sadece hani birer tane uygulamadan ibaret değil, birden fazla uygulamadan da ibaret olabilir. Burada işte bu mikro servis denen bir tabir var. Yani uygulamaların hani belki daha bahsettim mi daha önce bilmiyorum. Monolitik ve mikro servis yapıları. Hani monolitik dediğimiz şey aslında tek bir kalıp. Yani bölünemez, parçalanamaz, yekpare bir bütün düşünün yani. Bir kocaman bir kayayı varsayın. Bu monolitik yani. Tek parça. Ama bir de mikro servis yapısı. Onu da yapbozlar gibi düşünebilirsiniz. Yani küçük 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 parçalar var. Yapbozun parçaları var ya. Siz o parçaları birleştirdikçe ortaya bir resim çıkıyor aslında bakarsanız. İşte bugün birçok uygulamalarda, yazılım alanındaki, IT alanında da uygulamalarda var. Bu monolitik yapı, mikro servis yapısı. Modern application'lar, modern uygulamalarda mikro servis yapısı olması önemli. Niye? Yani o sistem çökmesin diye yani. Çökecekse bir parçası gitsin. Düşünün yani o yapbozdaki en ufacık mesela ortadan da bir parça gitse, işte kenardan da bir parça gitse, siz o resme baktığınızda bütünü gene görüyorsunuz değil mi? Sistemin aksamasını, sistemin çalışmasını etkilemiyor işte o parçalar. Mikroservis uygulamalarda da, programlarda da böyle yani. Ya da işte bir kelime kalıbını düşünün. Kelimedeki işte diyelim ki sesli harfleri çıkarın, geriye sessizler kalsın. Ama siz o kelimeyi gördüğünüzde gene o kelimenin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz yani. Kelime bir şekilde kendini size ne yapabiliyor? Kabul ettirebiliyor burada. İşte uygulamalarda da var arkadaşlar bu.
Eğer mikroservis yapısı benim bu söylediğim şekilde, o yapboz gibi ufak parçaların bozulsa bile diğer parçaları çalışıyor. O bütünün geri kalan parçaları çalışıyor. Uygulamalarda da böyle. Bu uygulamanın bir frontend tarafı var. Bir de backend tarafı var. Frontend tarafı ne? Arkadaşlar, kullanıcının gözünün önüne gelen yani. Hani bugün işte mesela şu Zoom uygulamasını görüyoruz, kullanıyoruz mesela Zoom'u kullanıyoruz. Şu anda bu kullandığınız arayüz var ya, arayüz bu işin frontend'i. Ama bir de bunun arka tarafı var. Backend'inde ne var yani? O sonunda ne var? Arka tarafında bir sürü şey var. İşte kullandığınız kameranın görüntünün aktarılması, sesin aktarılması vesaire vesaire. İşte ne var burada? Mesela ekranın işte share edilmesi gibi, değil mi? Arka planında birçok uygulama çalışıyor aslına bakarsanız. Ama biz görüntüde o Zoom'u açtığımız zaman ne görüyoruz? İşte altında sesini aç, işte ya da işte share yap, paylaş, işte kullanıcı sayısı vesaire gibi program. Ya da işte browser'dan ne yapıyoruz? İşte Office, Opera olabilir, işte Firefox vesaire, Chrome olabilir. Açtığınız o Chrome içerisindeki o web sayfasının adresini yazıp giriyorsunuz ya, önünüze bir sayfa geliyor. O sayfa o işin frontend tarafı, kullanıcıya gözüken tarafı. Bu işin %20'sini içeriyor. Aslında uygulamanın %20'lik kısmını içeriyor. Geriye kalan %80'i arka planda backend'den ibaret, arka tarafta. İşte bu iceberg'in o görünen yüzü, o frontend tarafı. Peki alt tarafında o koca büyük bir şey var, alan var. O da o işin backend tarafı. Asıl işler burada dönüyor arkadaşlar. Dolayısıyla cloud ortamında da birçok uygulama bu mimari, bu altyapıyı ne yapıyor? Beraberinde kullanıyor arkadaşlar. İşte burada mikroservis ya da monolitik yapı bu sistemi nasıl kurduğunuzla alakalı yani. Bunu bir monolitik bir şekilde, tek yekpare bir şekilde de kurabilirsiniz. Yani biri bozulursa bütün sistem çöker yani. Ya da farklı farklı birden fazla uygulamayla da yazabilirsiniz. İçerisinde farklı yazılım dilleri kullanabilirsiniz. Çok zengin bir şey olabilir yani. Yapı olabilir. Python kullanırsınız, Java kullanırsınız vesaire vesaire. Sonuçta burada önemli olan birbiriyle iletişimleri bunlar. Bunlar bir şekilde birbirleriyle irtibatlı olması gerekiyor. Niye? Bir haberleşme durumu söz konusu. Çünkü arka plandan istediği verileri ne yapacak? Birbirleriyle haberleşerek sağlayacak. Yani gene burada internet devreye giriyor aslına bakarsanız. Yani burada bir bu haberleşme yapısı, işte burada API denen bir kavram devreye giriyor. Evet, architecture bu şekilde. Peki işte deployment modeller neler arkadaşlar? Yani bunu ne şekilde kullanıyoruz cloud tarafını? İşte bunun private tarafı var. Private cloud diyoruz. Ya da işte community cloud, public cloud. Ha, frontendçiler kızmasın. Frontendçilere ihtiyacımız var arkadaşlar. Frontendçilere kızacak hiçbir şey yok. Yani burada frontend bu işin görünür yüzü yani. Hani o %20'lik kısım olsa bile, o olmazsa yok yok yani. Hani frontendçilere bir şey demedim. Ortamı kızıştırmayın Bekir Hocam. Evet. Bir de public cloud tarafı. Community cloud tarafında işte bugün e-devlet ya da işte bankacılık uygulamalarını sayabiliriz. Burada public cloud tarafında da bugün işte IBM'in, Google'ın, Amazon'un, işte Microsoft'un bize, hepimize böyle sunduğu imkanlar var ya, kullandığımız işte o fotoğraflar uygulamasından vesaire ulaşabildiğimiz aslında, ya da işte ofis uygulamalarıyla mesela Google'ın sağladığı gibi, bunlar aslında public cloud'a örnek verilebilir. Private tarafında da tamamen bireysel kullanım alanlarına ya da şirketlerin birebir de kendi imkanlarıyla işte aynı şekilde AWS üzerinden aldıkları cloud ortamları ve bir de hibrit model var. Hibrit modelde bunların aslında hepsinin karışımı olarak söylüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi burada bu servis modelleri var arkadaşlar. Burada on-premise, infrastructure as a service, işte platform as a service ve software as a service diyoruz. Yani aslında infrastructure as a service dediğimiz işte altyapı olarak, yani çeşit donanımsal birazcık daha bu noktada. Platform dediğimizde o donanımın üzerine kurduğumuz işte arayüzler var ya, uygulamalar, birbirleriyle haberleşebilecek uygulamalar, hani operating system, işletim sistemi tarafı gibi, işte ya da bunun üzerinde çalışabilecek uygulamalar tarafı.
Bir de software as a service tarafı da hepsini sunan imkanlar. Peki bunu birazcık daha açacağız şöyle. Şimdi on-premise dediğimiz şey arkadaşlar bakın you manage diyor. Yani bunu siz yapıyorsunuz. Bireysel, kendi başınıza. Şu mavi ise bütün hepsini şurada işte network'ünden tutun, storage ve disk kapasitesi, serverları, onların sanallaştırılması, işte yazılım tarafı, işletim sistemi tarafı vesaire. Bütün arayüzleri ne yapıyor? Uygulamaların çalışmasına kadar. Hepsini siz sağlıyorsunuz. Size ait. Evet. Değil mi? Hatta Ali Murtaza Bey'inki gibi değil mi? Ali Murtaza Bey kendi makinesi üzerinde çalışıyorum demişti galiba. Evet. Kendi bilgisayarında çalışıyor. On-premise yani. Ya da birçok şirket aynı şekilde böyle yani birçok şirket demeyelim. Yani şirketler yavaş yavaş cloud ortamına geçmeye başladığı için. Bütün imkanları kendi başınıza yapıyorsanız hepsini o zaman buna on-premise diyoruz arkadaşlar. Sorumlusu sizsiniz yani. Tamamen sizin mesul olduğunuz. Peki infrastructure dediğimiz zaman işte network tarafını, storage tarafını, service ve virtualization tarafını. Bakın provider managed. Providerlar kim? AWS. Provider kim? Google Cloud. Cloud yani. Zaten arkadaşlar şu kısım yani şu bölüm ne arkadaşlar? Bu bölüm ne? Bu bölüm cloud. Evet, ayıran olay burası zaten. Burası cloud. AWS bize ya da diğer cloud'lar da aynı şekilde bu üçünü sağlıyor. Hatta araya farklı modeller de girdiğini duyarsınız. Yani mesela function as a service diye bir şey de var. Mesela servis modeli de girmeye başladı yani. Giderek şey yapıyor, gelişiyor yani bunlar da beraberinde. Farklı kavramlar, terminoloji değişebiliyor. Araya girdiler olabiliyor. AWS ve diğer bütün cloud'lar bize şu üçünü sağlıyor. AWS içerisinde mesela bir EC2 makine değil mi? Aslında infrastructure as a service yani bizim için. Yani o biz makineyi ayağa kaldırdıktan sonra geri kalanı biz yapıyoruz yani. İşletim sistemine kadar seçiyoruz. Ondan sonra bir uygulama mı çalıştıracağız? O uygulama için bağımlılıklar neler? Neler kurmam gerekiyor değil mi? Bir Python uygulama çalıştıracaksınız mesela. Python uygulamayı o makine içerisinde ne yapmanız lazım? Gerekli olan ne? Bir kere Python'ı kurmanız lazım. Ve onun işte farklı framework'lerini kullanıyorsanız, farklı library'ler, kütüphaneler kullanıyorsanız o kütüphaneleri ne yapmanız lazım? Python'a beraberinde kurmanız lazım. İşte pip3 paketi var mesela değil mi? Flask diye bir uygulama var değil mi? Bir şey var. Kütüphane var mesela. Eğer uygulamanızı bir şekilde internete ulaştırmak istiyorsanız bu Flask denen kütüphaneyi öğrenmeniz lazım yani. O uygulamayı internete taşımak istiyorsanız, son kullanıcıyla web üzerinden, internet üzerinden ulaşmak istiyorsanız, bir IP adresine üzerinden bunu göndermek istiyorsanız mesela ne yapmanız lazım? Farklı bağımlılıkları kurmanız lazım. Yani sadece Python'ın yüklü olması beraberinde yetmiyor yani. Dolayısıyla işte bunları siz yapıyorsunuz. Yani bir kısmını siz yapıyorsunuz, bir kısmını onlar yapıyor. İşte burada hatta işte platform as a service ya da serverless diye bir tabir duyacaksınız mesela arkadaşlar. Serverless yani. Server yok yani diyor. Ama aslında var da yok. Olmamasının sebebi şu. Sizin yönettiğiniz bir servis yok. Burada AWS içerisinde. Mesela Lambda'yı AWS içerisinde Lambda var mesela. Biz bunu ilerleyen bölümlerde burada değil de kursumuz içerisinde görüyoruz mesela. Lambda çok revaçta yani. Lambda içerisinde aslında hatta function as a service olarak da geçiyor da aslında bir fonksiyon yani sunuyor size. İçerisinde Python'la ya da farklı yazılım dilleriyle 15 dakikaya kadar herhangi bir şey makine ayağı kaldırmadan bir iş yaptırıyorsunuz yani bunu. 15 dakikaya limit sunmuş size. 15 dakika içerisinde çalışıyor, işi yapıyor, bitiriyor. O kadar ücret ödüyorsunuz. Ve son dönemlerin özellikle revaçta olanı serverless tarafı. Yani sistemi sizin yönetmediğiniz. Arka tarafında bir tane makine var ama siz yönetmiyorsunuz. O yüzden serverless diyorlar. Sizin yönettiğiniz. Gibi gibi arkadaşlar. Birçok alternatifler. Tabii cloud'a girince bu tabirleri bir şekilde öğreniyorsunuz. Ve de diyorum ya herkes girecek yani bu cloud'a bir şekilde. İlgi alanına göre. Data scientistler de zaten kullanıyorlar. Şimdi AWS açtığım zaman göstereceğim içerisinde. Artificial Intelligence, Machine Learning ile alakalı servisler var yani.
Tabii ki biz DevOps olarak bunlara girmiyoruz, o konulara. Ama temeli, yani biz 20 22 22 tane yani dersten önce saydım. Hani neler öyle kaç tane şey öğretiyormuşuz diye. Aslında ihtiyaç olan 22 tane saydım yani. Bizim öğrettiğimiz 200'ün üzerinde servis var yani AWS içerisinde ve her zaman giderek artıyor. Ama biz temel en çok ihtiyacı olan 22 tane servisi öğretiyoruz. Ve geriye kalan aslında bir yerde de nasıl öğreneceğinizi öğretiyoruz. Nasıl kullanacağınızı. Onları öğrenince zaten diğer tarafları bir şekilde ne yapıyorsun öğreniyorsun. Şimdi bu anlattığın servis modellerinin arkadaşlar bir de bir tane analojiyle anlatalım işte. Bakın pizza as a service. Yani bu internette çok görürsünüz mesela bu analojiyi. Şimdi evde pizza yapıyorsanız ya da pide yapıyorsanız bu on-premise arkadaşlar, tamam mı? Pizzayı siz yapıyorsunuz. Malzemelerini siz alıyorsunuz. Fırına siz veriyorsunuz. Bütün her şeyini siz hazırlıyorsunuz. Evet, bu on-premise. Blockchain gelecek olabilir. Evet hocam. Evet, gelelim. Infrastructure as a service. Eğer şimdi pizzacı hazırladı, tamam mı? Siz de hazır pizzayı getirdiniz. Evde pişirdiniz. Oturdunuz, yediniz. Bu infrastructure as a service. Niye? Siz sadece gerekli donanımı sağladınız. Onu pişirmek için. Ya da işte gazını, ocağını, ondan sonra masayı, yemek masasını falan hazırladınız, oturduğunuz tabakları, çanakları koydunuz falan, onun üzerinde yemeye başladınız. Siz ısıttınız ama pizzayı kim hazırladı? Ya da pideyi kim hazırladı? Fırında hazırlandı. İşte içine her şeyini o yaptı vesaire. Peki sipariş verdiniz. O da pişirdi, her şey pişirdi. Eve geldi. Evde sadece oturdunuz, masayı hazırladınız, koydunuz. Oturdunuz, çoluk çocuk beraber yediniz. Bu platform as a service. O platform masa çünkü yani sizin için. Ve gelelim software as a service. Bunda da restorana siz gittiniz, yerinize ayıttırdınız, gittiniz, oturdunuz, siparişi verdiniz. Orada afiyetle yediniz arkadaşlar. İşte bu da yani ne yaptınız? Siz sadece yediniz. Geri kalan her şeyi kim halletti? O restoran ve restoranın çalışanları. Kim halletti? AWS halletti. Kim halletti? Google Cloud halletti. Geri kalan. Siz sadece yemeğe odaklandınız yani. Tamam mı? Software'e odaklanmış oldunuz. Evet, bu herhalde biraz daha iyi oturmuştur diye düşünüyorum yani. Bu servis yapısı. Var mı arkadaşlar buraya kadar herhangi bir sorunuz cloud tarafında? Evet, bakıyorum şöyle. Evet. Sorumuz yok herhalde. Tamam. Şöyle zaten saatimiz kaç? Bayağı bir konuşmuşuz herhalde. Evet, 22.45 olmuş. Bir 50 geçe falan ara veririz zaten. Ondan sonra ikinci yani AWS tarafına başlayacağız. Akabinde de onu da artık şeyden sonra, moladan sonra başlarız. Evet. Ali Murtaza Bey en zevklisi on-premise dedi. Niye arkadaşlar? Niye en zevklisi? Çünkü açıkçası o bütün yani eminim birçok sıkıntı yaşamıştır yani. O makineyi kırmıştır, dökmüştür, donanımsal olarak birçok ihtiyacı olmuştur vesaire. Birçok sıkıntı yaşamıştır. Bir sıkıntı yaşadığınız şeyler döndüğünüzde biliyorsunuz tadı kalıyor yani ortaya. Değil mi? O yüzden şu anda Ali Murtaza Bey en tatlısı o diyor yani. Öyle diyorsa birçok sıkıntı yaşadığı için muhtemelen öyledir, değil mi? Kendi yapmanın zevki başka oluyor. Tabii ki yani. Evet. Buyurun Refik Hocam. Yani bu 5 dakika boyunca arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz. Yani bir araya kadar bir 4 dakikamız var. Ondan sonra da Cloud ya da Markus Hocam bu anlamadım ben ama sorunuzu Cloud ya da O365 backup dediniz. Değinecek misiniz derken? Birkaç defa Ubuntu çökertmişliğiniz var. Evet. Refiye Hocam sorunuzu kaçırdım. Kendi adıma Data Scientist'ten mi DevOps'tan mı sizi göreceğiz? Yani şöyle ben DevOps'tayım arkadaşlar. Yani ben Data Science'ı bu sene sadece Docker anlatmak için girdim. Yani Docker'ın sadece bir session'da o kadar. Yani deployment nasıl yapılır kısmına bir girdim Data Science'da. O kadar. Yani ben normalde Data Science'da değilim. Ben DevOps'tayım. Evet. Tamamen DevOps'tayım arkadaşlar. Markus Hocam
Yani sorunuzu açarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Çok karizma bir isminiz var ama hocam, Markus Orhan. Evet. Şöyle. Bitti mi burası? Evet, bitirdim. Evet, paylaşımı da bir sonlandırayım arkadaşlar. Evet, sorularınız varsa, kaçırdığım sorular varsa tekrar alayım ben onları. Bir 2 dakikamız var. O 2 dakika içerisinde tekrar AWS hesabı açma ile ilgili hatırlatmamı ister misiniz? Sunumumu tabii paylaşacağım arkadaşlar. Yani bu, size anlattığım her şeyi Classroom'da göreceksiniz yani. Home office çalışmak için cloud ne kadar gerekli? Remote bağlantıyla uzaktan çalışılamaz mı? Şöyle, yani cloud gerekli değil. Yani remote çalışmak için. Ben sadece cloud'un bu dönemde artmasının sebebini remote çalışma olarak da gösterdim. O sebeple. Yani yoksa remote çalışmak için illa cloud biliyor olma gibi bir şart yok arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. DevOps alanında remote çalışma olanakları biraz daha fazla gözüküyor. Yani hani bunu bizzat deneyimlemedim ama yani okuduğum birçok ortamda ya da işte görüşmelerimde, işte gene iş alanında, yani ben çalışıyorum ama hala özellikle çalışanlara daha çok teklif geliyor arkadaşlar. LinkedIn üzerinden hani onu gördüm bizzat. Daha çok, çünkü diğerleri yeni olduğu için piyasada, yeniden ziyade zaten çalışan olanları hani biraz daha böyle ayartmak daha şey gözüküyor. Biraz affedersiniz. Tabir kaba olmamıştır umarım. Yani zaten tecrübeli ya, zaten bir yerde çalışıyor düşüncesiyle onunla, LinkedIn'den çok teklif geliyor yani, emin olun burada bu noktada. Cloud'dan kasıt iş bilgisayarın uzaktan bağlantı. Tabii, yani orada hani remote bağlantıyla uzaktan çalışıyorum. Zaten yani evet, ben de onu kastediyordum yani, hani bilmeniz de gerekmiyor. Sonuçta size zaten internetiniz üzerinden bir şekilde bilgisayarınıza, işte VPN üzerinden ulaşarak vesaire, on-premise de olsa ne yapıyorsunuz? Gidip çalışabiliyorsunuz yani. Evet, Türkiye'den yurt dışı için remote olanakları mevcut. Yani ben bizzatihi çok teklif aldım arkadaşlar. Yani yurt dışından da aldım. Burada mesele İngilizce'de bitiyor. Yani İngilizce, işte LinkedIn hesaplarınızın İngilizce olması, rezümelerinizin İngilizce hazırlanması, LinkedIn üzerinde aktif olmanız, İngilizce açısından aktif olmanız vesaire vesaire. İnsanlar sizi bir şekilde, yani sadece Türkçe açarsanız, Türkçe yazarsanız sınırlı kalır yani. Ama IT'nin dili İngilizce. Eğer bunun üzerinden giderseniz yurt dışı birçok bu anlamda alternatifler açık olursunuz yani. Teklifler de gelir, görüşürsünüz. Bir şekilde mümkün yani bunlar. Sadece DevOps için söylemiyorum. Bu her alan için mümkün. Yani. Yani sadece DevOps ve Data Science'de sınırlandırmıyorum. Hepsi için mümkün. Hatta DevOps'ta bir değil, birkaç yerde bile çalışabilirsiniz yani burada. Sadece DevOps açısından mesela, hani cloud tarafı içerisinde bile şey imkanları var. Hani rehberlik edebiliyorsunuz insanlara, danışmanlık hizmeti verebiliyorsunuz. Bir de o işin oyunu var arkadaşlar. Çoğu bir haftalıktı. Yani bayağı yoğundu. Evet, son zamanlarda ciddi anlamda yoğun arkadaşlar. Giderek de artıyor yani burada. DevOps'u keşfedenler DevOps'ta ciddi anlamda bir talep olduğunu görüyor ve bu ilanlar da artıyor yani. Bundan bir sene önce bu kadar ilan yoktu yani. Şu anda çok ciddi var, evet arkadaşlar. Arkadaşlar, isterseniz bir 10 dakika ara verelim. Saat 23 gibi tekrar bir araya gelelim. Olur mu? Bu arada sorusu olan Azure'da backup kısmı ayrıca anlatılacak. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Sorusu olan varsa gene yardımcı olmaya çalışırım bu arada. Saat 23'te görüşürüz. Evet hocam, doğru yerde gözüküyorsunuz. Aynen. Neslihan hocam. Markus hocam, özelden yazar mısınız? Ben anlamadım yine, kusura bakmayın.
It's the first time of today.
superhero. Arkadaşlar merhaba. Geldik mi? Burada mıyız? Evet arkadaşlar. Şimdi AWS tarafına başlayalım arkadaşlar. AWS'e biraz girelim. Bu free tier hesaplar neymiş? Biraz onlara değinelim. Şurada ekranı paylaşayım. Evet, geldi herhalde. Tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi cloud'a değindik. Bundan sonra AWS'e değineceğiz. AWS'in özelliklerinden bahsedeceğiz. Kabaca bir tarihinden bahsedeceğiz. Aslında biraz bahsettik zaten, değindik. AWS özelliklerinden sonra bu Global Infrastructure diyoruz. Bu AWS içerisindeki bazı terminolojilerden bahsedeceğiz. İşte bölge kavramı nedir, işte ulaşılabilir bölgeler var vesaire. Bunlar daha çok İngilizcelerinden bahsedeceğiz. Çünkü hep kısaltmalarını da cloud ortamında bu şekilde duyacağız. O yüzden aklımıza da hep böyle İngilizceleri mümkünse kalsın özellikle. Mesela bu sunumum da İngilizce. Mümkün mertebede buradaki terminolojiye hakim olmak adına o yüzden akılımızda, kulağımızda hep böyle yer etmesi bizim için daha faydalı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada ilk sunumu anlatırken nasıl AWS hesabı oluşturmayla alakalı sıkıntısı olan arkadaşlar çözdü mü yani problemi? Evet, eğer problem olan arkadaşlar varsa şeyden, özelden ne yazabilirler. Daha sonra, dersten sonra, yarın aynı şekilde. Pazartesi günü gene akşam buluşacağız. Pazartesi günü akşama kadar bir şekilde gerek Zoom üzerinden gerekse mesajlaşma yoluyla çözmeye çalışırız diye düşünüyorum yani. Evet, Serhat hocama da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Arkadaşlar Serhat Hocam da DevOps alanında hani bu kursu bitirmiş ve şu anda işe başlamış bir arkadaşımız. Hatta inşallah ondan da bir ara tecrübelerini ben bizde paylaşmasını isteyeceğim. Yani ben salı günü gibi düşünüyorum. Salı günü son dersimiz olacak. Bu arada Serhat Hocam da buradan canlı yayından öğrenmiş oldu. Umarım bir işi yoksa inşallah salı günü de hani DevOps alanında
Öyle merak ettiğiniz konular olursa sormak isterseniz inşallah Sarı Hocam da bu kursu bitirmiş. Şu anda aktif olarak çalışıyor yani DevOps alanında da. O anlamda da hani sorularınız olursa inşallah Salı günü ya da işte Pazartesi günü bakalım müsaitlik durumumuza göre inşallah dersin arasında bir ortamda paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Gene DevOps'la ilgili ya da işte AWS kısmına bir başlayalım. Hani neler öğreneceğiz vesaire. Hani burada merak ettiğiniz konular olursa da onunla alakalı o Pazartesi Salı günkü derslerimizde de bir paylaşımda bulunacağız inşallah. Evet, AWS arkadaşlar Amazon Web Services demek. Bunun açılımı bu. Bunu ifade ediyor bizim için. Bu anlamda işte bize AWS ne sağlıyor? Demin cloud ortamında bahsettiğim arkadaşlar bize o IT altyapısı hani var ya Infrastructure as a Service ile beraber platform ve Software as a Service'deki bütün bu anlamda imkanlar sunuyor, servisler sunuyor. İşte yaklaşık 200 üzerinde 200 civarında servisten bahsettik arkadaşlar AWS'te. Herkesin cloud'da bulabileceği, kullanabileceği bu noktada. Yani bir developer'ın da sadece developer olarak kullanabileceği servisler var. İşte network anlamında çalışacak arkadaşlarım belki ya da işte operation tarafında çalışan arkadaşların burada faydalanabileceği ya da data scientist olan arkadaşların istifade edebileceği birçok alan var. Herkes kendi alanında tool'larını öğrenir ama cloud'u da biliyor olmak her zaman tabii ki sizi bir adım öne çıkaracaktır. Diğer rakipleriniz arasında diyelim arkadaşlar. AWS bize flexible yani esnek, rahat ulaşılabilir, ölçeklenebilir ve açık fiyat olarak tabii fiyat hususu şöyle yani burada göreceli tabii ki cost effective yani fiyat performans olarak bize çeşitli avantajlar sunuyor. Hani demin bahsettim ya on-premise'de çalışmanın tabii zevkleri var ama bir o kadar da külfetleri var. Ve şirketler hani harcadığı maliyetleri yatırımlardan dolayı belki biraz tereddüt ederken bile bir tarafından cloud'a geçmek istiyor yani ve yavaş yavaş geçiyorlar. Hatta farklı cloud ortamlarını kullananlar var. Yani illa AWS kullanacak değil. AWS'in bir servisini kullanıyor, gidiyor. Azure'un başka bir servisini kullanıyor mesela. Hangisi kendisine daha cost effective'se, hangisi kendi şirketine belki daha uygunsa, yapısına daha uygunsa farklı cloud ortamlarını ne yapabiliyorlar? Değerlendirebiliyorlar arkadaşlar. Burada AWS bize çok geniş bir bu noktada bir ortam sunuyor aslına bakarsanız. Evet, AWS işte ilk fikri 2003 yılı itibariyle şunu kapatalım, evet. Crispin Cam ve Benjamin Black ile aslında ortaya atılmış bir idea. Aslında bu bir fikir. Tabii şöyle yani cloud'un biraz da olayın hani sunulması tarafı var yani. Tamam cloud'a geçilmesi ama bir de bundan nasıl para kazanırız kısmı var arkadaşlar. Bundan nasıl para kazanırız? Bunu nasıl insanlara sunarız? Nasıl satarız? Nasıl müşteri alırız? Çünkü bizler cloud'un müşterileriyiz yani. Bugün birçok şirket hani bireyselden private'dan tutun İşte kampineler, herkes AWS tarafında kullanıyoruz. Aynı zamanda müşterileriyiz yani bu noktada. Bize bu altyapıyı sunarken ne yapıyor? Bir taraftan da buradan bir gelir elde ediyor, bir para kazanıyor. 2004 yılı itibariyle işte bu SQS servisi, demin 2002 dedim herhalde, yanlış hatırladım galiba. 2004 olacak SQS. İşte devamında EC2 ile beraber arkadaşlar ilerlemeye başlıyor. İşte AWS bakın 2015 yılında 2,1 milyar değil mi? 2015'in 3. çeyreğinde bir kazanç açıklamış. Bu rakamlar giderek büyüyor arkadaşlar. Her yıl yeni servisler ortaya çıkıyor. Ve bu alanda da ciddi ciddi zaten sektörde bir numara hepimiz internette araştıralım arkadaşlar. Direkt bir numara zaten AWS çıkıyor. Ama tabii Türkiye'de bakıyorsunuz kimi zaman Azure'a tercih ediyorlar. Bir bakıyorsunuz kimi zaman AWS tercih ediyorlar. İşte şirketlerin politikaları. Ama şu bir engel değil arkadaşlar. Yani siz AWS öğreniyorsunuz, o zaman işte Azure alanında çalışamazsınız. Mesela böyle bir şey yok.
İşte mesela en yakın örneğini vereyim mesela. Serhat Hocam hani burada asistan olarak hani sorularınızı cevap veriyor ya da yardımcı oluyor size. Mesela AWS öğrendi ama Azure'da çalışıyor mesela. Bir taraftan da kendini geliştiriyor yani. Bu buna engel değil. Yani hiçbir iş müracaatına başvurduğunuz zaman kimse ya sen AWS biliyorsun Azure'da çalışamazsın diye sizi reddetmiyor yani. Çünkü IT çok derya deniz bir konu. Sektörün bir numarasını biliyorsanız o zaman diyorlar ki ya tabii sizin de buradaki yaklaşım tarzınız önemli. Bir mülakata girdiniz, görüşme yapıyorsunuz, şunu diyorsanız ben AWS biliyorum. Yani başka bir şey bilmiyorum. Hani AWS'e hakimim. Azure'ı öğrenemem gibi bir yaklaşım sergilediğiniz zaman konuşurken davranışlarınızla, mimiklerinizle bu sefer tabii karşıya bu böyle geçerse size çalışmak istemiyor zaten. IT'deki genel mentalite şu. Ben bunu biliyorum ama bunu da öğrenirim yani. Başka türlü olmaz yani. Çünkü IT'nin şey mentalitesi bu arkadaşlar. Yani bu yeni şeyler öğrenmek zorundayız yani. Başka türlü yolu yok. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmek zorundayız. Sürekli gelişiyor, sürekli yeni şeyler çıkıyor. Bu mentalitede olduğumuz sürece emin olun herkes bir yerlerde bir şekilde çalışıyor yani. Evet, burada AWS tarafındaki özellikler neler? İşte aslında birçok özellik bahsettiğimiz özellikleri de beraberinde içeriyor arkadaşlar. Bir kere kullanımı kolay arkadaşlar. Yani bir konsol üzerinden öğrendiğiniz zaman ilk başta gözünüzde büyüyor bazı şeyler ama yani orada bir tane makine açmak bile insanın gözünde büyüyor ama sonra dönüp bir baktığınız zaman emin olun yani aslında iş o kadar gözünüzde büyütecek kadar olmadığını görüyorsunuz yani. Size sonuçta dile kolay. Mesela bu eğitim 6 ay sürüyor. 6 ay boyunca sürekli üzerine bir şeyler koyuyor, koyuyor gittiği için en sonunda dönüp baktığınızda ilk başta zor gelen şeyler sizin için çok böyle çerez, çok basit gelmeye başlıyor. Evet, güvenilir bir taraftan arkadaşlar. Esnek, yani burada ihtiyacınızı, istediğiniz işletim sistemini, istediğiniz programlama dilini ya da bir web uygulama platformunu, veri tabanını ya da buna benzer birçok hizmetleri seçebilme imkanı sunuyor size. Yani database tarafında mesela bu slaytların sonunda size bu işte DevOps kursu içeriğinde hangi tool'ları öğreneceğiz? Yani cloud tarafında, AWS tarafında öğreneceklerimizi üzerinden mesela geçeceğiz burada. Orada da göreceksiniz yani çok farklı alternatif. Mesela database tarafında ya bugün piyasada olan birçok database bizi destekliyor yani AWS. Hatta onun üzerine kendi alternatiflerini de sunmuş. Çünkü her zaman şunu yapıyor. Piyasada, markette olan her şeyin belki de şimdi işte, en basitinden Docker ya da işte Kubernetes belki çok duyarsınız yani bunları. O container teknolojileri ve onların da çalışılabilir ortamını size sunuyor ve kendi tarafında da bunun alternatiflerini ortaya koyuyor. Bu şekilde. Yani evet bunu çalıştırabilirsin bu var ama bunun daha iyisi de şöyle mesela diyor. Daha iyisi de bende şu şekilde var şeklinde ne yapıyor? Size farklı alternatifleri de sunuyor. Bugün piyasadaki belki birçok ihtiyaç olabilecek konunun karşılığını AWS'te bulabiliyorsunuz zaten. Alternatiflerini bulabiliyorsunuz. Size bu noktada bu imkanları sunuyor. Bu alternatif sunarak ne yapabiliyorsunuz? Kendinize özel bir ortam oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ölçeklenebilir, yüksek performanslı ya da alçak performanslı ne dersiniz? İhtiyacınız neyse burada. AWS araçlarına işte bu otomatik ölçeklendirmeyi, Elastic Load Balancing diye bir olay var. Yani trafiğinizi dengeliyor burada. İşte kaç tane makineniz var? O kadar makineye gelen trafiği düşünün yani bir otoban var, bir yol var yani. Bu yola bir anda 200-300 kişi müracaat ediyor ama yanında yan yollar da var yani. Sanki bir trafik polisi gibi çalışıyor. Ya diyor ki siz diyor şu 50'niz işte 30'unuz şuradan gidin, siz 40'ınız şuradan gidin, 30'unuz şuradan gidin diyor mesela. Böyle bir hizmet sunuyor size. Ya da işte auto scaling diye bir özelliği var. Ne yapıyor? Kaç tane makineye ihtiyacınız var? İşte kapasite çok azken belki tek makine yetiyor ama uygulamanıza trafik arttı, kullanıcı sayısı arttı, daha fazla makine ihtiyacınız oldu. Siz belirli
şartlar sunuyorsunuz, kurallar koyuyorsunuz ortaya. Diyorsunuz ki işte benim işlemcim şu kadar olursa, kapasitesi bu kadar artarsa, o zaman hemen yeni bir tane daha makine aç diye siz direktif veriyorsunuz. Bu kuralları ortaya koyuyorsunuz. AWS sizin için ne yapıyor? Bunları oluşturuyor. Burada ihtiyacınıza göre. Yani ya benim standardım bu, bunu kullanacaksın, bu kadar öde değil. İhtiyacınız neyse, ne istiyorsanız size bütün bu imkanları sunabilecek servisleri ortaya koymuş. Dolayısıyla o devasa altyapının içerisinde bu ihtiyaç duyduğunuz bu kaynakları erişebileceğiniz uygun, pardon arkadaşlar, ne yapıyor? Servisler size sunuyor arkadaşlar. Kullanımı kolay dedik. Güvenilir dedik, esnek dedik, istediğiniz şekilde ölçeklendirebileceğiniz yüksek performanslı makineler, uygun maliyetli dedik ve güvenli bir ortam dedik. Zaten göreceksiniz, yani bir tane makine bile oluştururken, ortaya koyarken ne yapıyorsunuz? Beraberinde güvenlik önlemlerini de ortaya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada recording var değil mi? Bir tereddüt ettim. Evet, kayıt var tam. Evet, gelelim. Bu global infrastructure ne arkadaşlar? Altyapısı ne? Şimdi o kullanacağımız terimler, terminolojiler neler? Arkadaşlar, AWS dünyasında veri merkezlerini, yani o data center'larının kümelendiği bazı bölgeler var burada, ya da işte bununla isimlendirildiği bazı terimler var burada. Şimdi en başta en küçük birimden başlayalım arkadaşlar. Aslına bakarsanız en küçük birim burada data center'lar arkadaşlar. Şöyle geçelim data center'ları. Mesela bakın, data center dediğim şeyleri görüyor musunuz? Aslında şu rackler, yani makinelerin olduğu, işte içerisinde hem network açısından hem de işte o donanımsal olarak bütün ihtiyacı karşılayacak her şey şunun içerisinde var. Bu makine içerisinde var. Dolayısıyla bize bu makinenin içerisinde ihtiyaç duyduğumuz şey neyse, aslında bize istediğimiz özelliklerdeki makineyi bu şekilde buradan bize tahsis ediyor. İşte bunlar data center'lar arkadaşlar. Şu gördükleriniz, bunlar data center'lar. Ve bu data center'ların 2-3 tanesi bir araya gelerek arkadaşlar ne oluşturuyor? Bakın, availability zone'ları oluşturuyor. Yani ulaşılabilir bölgeleri oluşturuyor arkadaşlar. Burada hani ana sistem hem veri, yani burada ana maksat şu ya, verilerin hep ulaşılabilir olması hem de güvenli bir şekilde ulaşılabilir olması, yedeklerinin alınabiliyor olması. İşte bunlar ne şekilde oluşturuluyor? Bölge bölge. Bakın, AWS'in kendi sitesinde de görürsünüz. Bakın, 245 tane ülkede ve bölgede arkadaşlar, 25 tane region, bölge yani. 25 tane bölge arkadaşlar. Şimdi anlatacağım. Yani server data center'ların içerisinde aslında çok ufak bir birim yani. Bir nevi diyebiliriz yani serverları bu şekilde, ama serverlar bütünü yani. Büyük büyük odalar, büyük büyük salonlardan içerisinde bu binalar arkadaşlar. Yani şu güvenlik, işte şu gördüğünüz data center'lar işte kendi güvenlik önlemlerini aldığı etrafı aynı şekilde yani çitlerle, güvenlik önlemleriyle, kameralarla, işte içerisindeki bu donanımların işte ısıtma, soğutma sistemlerinden tutun, işte elektrik kesintilerine karşı ya da işte farklı afetlere karşı alınacak tedbirler neyse burada. Çünkü paralar buralara gidiyor arkadaşlar yani. Burada bir kere bu altyapıyı sağlam tutması lazım. Data center aslında en küçük, hani o serverdan, aslında en küçük serverlar diyelim, o küçük makineler, ama donanımsal olarak, fiziksel olarak en küçükleri bu data center'lar. İşte bu 2-3 tane data center bir araya geldiği zaman arkadaşlar, bakın totalde 25 tane region var. O 2-3 tane data center bir araya geldiğinde availability zone'ları, o 2-3 tane availability zone bir araya geldiğinde arkadaşlar region'lar oluşturuyor. Yani şuralar aslında, şu dıştaki bulut kısmı arkadaşlar, bunlar region'lar, şuralar. Buralar region'lar. Gördüğünüz gibi hani o 25 tane region var ya, işte bakın bu region'ları da direkt adlı, mesela US East 1 diye, US-East-1 demiş mesela.
Evet, kendileri sitelerinde veriyor ama şöyle bir direkt lokasyonlarını vermiyor mesela. Yani hani güvenlik nedeniyle hepsini de paylaşmıyor direkt olarak. Zaten AWS'in kendi sitesine girdiğinde buradaki verilerin tamamı AWS'in kendi sitesinde. Yani AWS sitesine girin arkadaşlar. AWS Global Infrastructure yazın hepiniz. Şunu görürsünüz zaten. Yani 25 tane region, bölge, bu 25 tane region'ın alt unsurları işte bu availability zone'lar. 81 tane availability zone. Bakın bu region'lar maviler. Tamam mı? Gördünüz mü? Mavi bölgeler. İşte the coming soon'lar var bir de yani. Bu sürekli değişiyor bu rakamlar. Sürekli geliştiriyor burada. Yeni bir şeyler ortaya koyuyor. O data center'lar bir araya geldiğinde 2-3 tanesi bu AZ'leri oluşturuyor. Biz AZ diyoruz. Availability zone'lar. O da o 2-3 tane availability zone bir araya geldiğinde de region'ları oluşturuyor arkadaşlar. Evet, 9 tane de coming soon 34 olacak yakında demiş. Teşekkür ediyorum hocam. Pinklerin yüksek olmasını dedin. Türkiye'de server olmaması mı? Evet arkadaşlar. Yani sonuçta Türkiye'de server yok. Türkiye'de bunu sağladığı şey yok. Bölgeler yok. Ama bunun için başka bir şey var. İlave olarak onu da söyleyeceğim. Bunu söyleyebiliriz. Sonuçta arada bir mesafe var yani bu buralara ulaşmada. Dolayısıyla burada bir AZ'de biz US East One North Virginia arkadaşlar. Genelde AWS içerisinde biz derslerimizde de hep North Virginia üzerinde çalışıyoruz. Niye arkadaşlar? North Virginia, hatta ben kalem çok kötü yazıyor şu anda niyeyse. Saniye. Evet. Evet, ne diyorduk? Evet, North Virginia arkadaşlar, bütün yeni servisler ilk geldiğinde arkadaşlar North Virginia'ya geliyor. Yani burada o 200 küsür tane servis üzerinden hepsi o region'lara göre çalışıyor. Bazı region'larda mesela bazı servisler çalışmıyor ya da işte ücretlendirmeleri region'dan region'a farklılık arz ediyor, değişebiliyor. Burada. Ama North Virginia bir yeni bir servis ortaya çıktığında vesaire ya da bütün servislerin tamamının kullanıldığı bölge North Virginia. Burada hani çalıştıramayacağınız bir servis yok. Dolayısıyla biz hep North Virginia üzerinde çalışıyoruz. Ama ana mentalite şu, hani en yakın olduğunuz bölge neresi ise tabii ki o yani biraz önce arkadaşımız söyledi ya, yani o pinglerin yüksek olması, hani o latency'lerin, gecikme sürelerinin vesairenin daha az olabileceği lokasyonların seçilmesi burada önemli tabii. Ama biz derslerimizi tabii North Virginia üzerinde çalışıyoruz. Çünkü saniyeler, böyle milisaniyelerden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla data center'lar neydi arkadaşlar? En temel aslında data center'lar diyebiliriz. O data center'lar bir araya gelince availability zone'ları, availability zone'lar bir araya gelince de region'ları oluşturuyor arkadaşlar. Tabii burada ana mantık şu, yedekleme aslında bir yerde de. Yani diyelim ki siz işte burada Availability Zone'lar mesela Region US East 1 ya, Availability Zone US East 1A mesela, 1A yani. İşte diğer Availability Zone US East 1B, işte 1C bu şekilde devam ediyor mesela, alfabetik olarak devam ediyor bunlar. Mesela sizin bir yerde bir datanız var, bir veriniz var. Bunun işte yedeği olarak mesela gidip başka bir availability zone'da da ne yapıyor? Bu verinin yedeğini muhafaza edebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada region'lar en çok karşımıza gelecek. Zaten şeyde göstereceğim. Hatta konsola girdiyseniz bazı arkadaşlarım konsolda üstte Ohio yazan arkadaşlarımı gördüm mesela resimlerde. Bazı arkadaşlar da Ohio yazıyor ya da üstte tıkladığınızda sağ üstte hemen kullanıcı adınızın yanında orada o bölgeleri seçebiliyorsunuz. Zaten oraya gelince göstereceğim ben onun üzerinde. İşte North Virginia olsun, Ohio olsun, evet mesela Ömer arkadaşımız göndermiş. Teşekkür ediyoruz. İşte bu bölgeleri ne yapabiliyoruz? Seçebiliyoruz mesela. Evet. London, evet. Yani bölgeniz neresiyse, yakın olduğunuz bölge varsa orayı kullanabilirsiniz, oradan çalışabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Nerede çalış? Mesela burada bir makine ayağa kaldırdınız, bir server ayağa kaldırdıysanız burada sadece orada çalışıyor. Yani bu arada başka bir lokasyona gidin, başka bir region'a gittiğinizde onu göremiyorsunuz.
O yüzden her zaman bu eğitimlerimizde de hani özellikle göstereceğim. Muhakkak orayı check edin yani. Hani nerede çalışıyorduk? Biz hep North Virginia'da çalışacağız arkadaşlar. Dolayısıyla North Virginia'da olduğunuzu kontrol edin. Hani North Virginia'da bir makine oluşturdunuz. Döndünüz, geldiniz, bakıyorsunuz. Bazen hani güncellemelerden vesaireden mütevelli değişebiliyor mesela. Bakıyorsunuz Ohio olmuş olabiliyor yani. Bunu sizden dolayı değil. Belli bir tane kaç tane data zones yedeklenebiliyor. Belli bir data kaç tane zones yedeklenebiliyor. Şimdi kendisi arka planda şöyle söylüyor. Tamam hocam. Yani ben iki veya üç bölgede yedekliyorum diyor. Ama mesela database tarafına geçtiğiniz zaman AWS'in database tarafında siz replika seçebiliyorsunuz. Başka bir AZ üzerinde hani siz yedekliyorsunuz, siz ayarlıyorsunuz bunu. Onda da tabii şu var. Kendisi yedeklerken 2-3 tane yerde yedeklediğini söylüyor. Siz database tarafında yedeklerken belli bir yer tahsis yapıyorsunuz. Diyorsunuz şurada olsun diye. Hepsinde ona göre para alıyor yani. Kaç tane yerde yedeklerseniz o kadar para alıyor. O size kalmış biraz da yani burada. Sadece bir tane yeterli. Yani ne kadar resource tüketirseniz o kadar ücret ödüyorsunuz. AWS'i yönetirken, AWS'i öğrenirken bir taraftan da bunun cost effective yönetmek önemli yani. Düşünün şimdi şirkette çalışıyorsunuz ama şirkete ay sonunda ciddi paralar geliyor yani. Bazen şunu hani görüyorum rezümelerde falan ya da LinkedIn'de de gördüm. DevOps Engineer tarafında çalışan arkadaşlar şunu yazıyor. Diyor ki ben şirketimi diyor şu kadar şey sağladım mesela diyor kar sağladım diyor. Şimdi şirketler şunu öğrenmek istiyor, görmek istiyor yani. Hani bana katkı ne olacak? Sene yazmış diyor ki ben işte şirketime diyor normalde şu kadar şu kadar aylık şeyleri geliyordu diyor. Faturaları geliyordu diyor AWS Cloud tarafında diyor. Ama ben işte işe başladıktan sonra diyor işte ben bunu işte %50 oranında düşürdüm mesela. %50 oranında cost effective kullandım ve daha güvenli kullandım mesela. Dediği zaman otomatikman tabii şey oluyor yani katkısını ortaya koymuş oluyor. Bu konular önemli yani. O yüzden sizin resource'ları aslında siz ayarlıyorsunuz bir yerde de. Bunu cost effective kullanmanız önemli arkadaşlar. Evet, bu data center ya da availability zone kavramında var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey? 245 bölge içerisinde dediğim gibi bu sayılar giderek artıyor. Evet. Evet, bundan sonra Edge Location diye bir kavram devreye giriyor arkadaşlar. Aslında Edge Location dediğimiz şey aslında bir ön bellek servisi. Şöyle, evet şimdi Availability Zone'lar vesaire var ama işte data center'ları belirli yerlerde bu Edge Location'lar oluşturmuş. Her bir bölge olmasa da yani biraz önce şu gördüğünüz yerler vardı ya lokasyonları. Düşünün ara bölgeler aslında bir yerde yani. Ara bölgeler oluşturmuş. O latency'leri azaltmak için. Ama nasıl yapıyor bunu da? Bu şöyle çalışıyor arkadaşlar. Diyelim ki bir kullanıcı web servisine server'ına ulaşmak istiyor. Bu önce edge location'a uğruyor. Şimdi her bölge uğradığı bir edge location var. Buraya uğruyor. Bakıyor o ulaşmak istediği bu datasında var mı yani? Bu keçinde var mı? O geçici belleği diyelim biz buna. Aslında buralar biraz geçici bellek havuzları gibi bakabiliriz yani. Geliyor burada var mı? Yok. Dolayısıyla ne oluyor? İkinci aşamadan sonra üçüncü aşama olarak hemen önce server'a gidiyor. Server neredeydi? North Virginia'daydı değil mi? Oradaki data center'a gitti. Veriyi aldı. Daha sonra veriyi getiriyor. Edge location'a vuruyor tekrar. Ama bu sefer Edge location'da veri var mı? Var. Yani o web servise gidildi mi? Gidildi. Artık bunu ne diyelim 24 saat mesela şeyde tutuyor. Keçinde tutuyor. Yani o geçici belleğinde muhafaza ediyor. Dolayısıyla buradan kullanıcıya veriyi götürüyor. Birinci seferde ilk git geldiğinde nereye gitti? Data center'a gitti. Peki bundan sonra ikinci seferde tekrar bu siteye ulaşmak istediğinde ya da başka bir kullanıcı bu lokasyondan buraya ulaşmak istediği zaman ne oluyor? Buraya tekrar geldi. Bu sefer Edge Location bakıyor ki ben diyor bu veriye benden bununla ilgili bir talep de bulunulmuştu zaten. Hani bu serverla alakalı benden bir istek de bulunulmuştu. Dolayısıyla ben de bununla ilgili bir data var diyor. O zaman ne oluyor? Datayı hemen
şeye uğramadan, artık data center'a uğramadan ne yapıyor? Kullanıcıya ulaştırıyor arkadaşlar. İşte bunlar aslında keçleme hizmeti diyoruz. Buna da AWS'de CloudFront diye bir servis var. Yani bu keçlemeyi sağlayan. Yani kullanıcı domain name'ini yazdıktan sonra sistem bilgi çakışmasında data racing'e sebep olmaz mı? Yani o kısım tamamen AWS'te. O kısım bizde değil yani. O kısım bizi ilgilendirmiyor yani. Şimdi cloud front ayarlarını yaparken biz o çakışma var mı yok mu, o altyapı bizi artık ne yapmıyor, ilgilendirmiyor aslında bakarsanız burada. Çünkü o altyapıyı, o cloud front'taki o kısmı kim yönetiyor? AWS yönetiyor bu tarafıyla. Biz sadece o keçleme hizmeti için belirli değerleri giriyoruz ya da domain name'leri oluşturduktan sonra o servis oluyor. Tabii ki bunlar ücretli. Yani oluşturduğumuz her servis sizin bir bedeli var. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Artık buradaki gecikme süresi azalmış oluyor. Tabii veri güncellemesi olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Tabii burada işte diyelim ki burada 24 saat mi ayarladık? RAM mantığı gibi diyebiliriz. Evet Ebu Bekir Bey, aynen. Yani burada hani bilgisayarımız çalışırken sürekli ne yapmıyor? Hard diskten çalışmıyor, değil mi? O RAM kapasitesi niye önemli? Aslında o geçici hafıza yani. Birçok veri bilgisayarın tuşuna basıp yani tekrar açılıp kapanana kadar bizim için o tampon bellek oluyor yani. Aslında beynimiz de biraz öyle çalışıyor ya baktığımız zaman. Veriler hemen ilk başta kalıcı hafızaya yerleşmiyor, değil mi? Önce tampon bellek, yani gene böyle bir aracı var. Öğrendiğimiz ilk bilgiler orada. Tekrar sayısı arttıkça otomatikman kalıcı belleğe yerleşmeye başlıyor. Aslında çalışma mantığı biraz da böyle yani. Hem RAM ve hard disk diyebilirsiniz, beynin çalışma mantığı gibi diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu edge location'lar da bu gecikme sürelerini azaltmak için bize böyle bir imkan sunuyor ve bunu da CloudFront denen servis için kullanıyoruz. Yani o keçleme hizmeti için. Yani artık web sitelerimize daha hızlı erişebilmek için. Ama oradaki süre dedik ya, ne kadar hafızada tuttuğu konusu önemli. Çünkü veriyi güncellerken o sürenin sonunda tekrar veriyle ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapmaya başlıyor gibi gibi. Çok detaya girmeye gerek yok. Yani o detayları biz o servisi öğretirken zaten giriyoruz arkadaşlar. Evet, bir de lokal zonlar var arkadaşlar. Yani bu AWS'in aslında yerel alanları. Yani AWS bu hizmeti arkadaşlar şeye göre lokasyona kadar götürebiliyor yani bu lokal desteği. Eğer daha çok bunu büyük şirketlerde ya da işte imkanları daha iyi olan, hani bu anlamda parasal açıdan olan yerler istifade edebiliyor. Yani AWS şu ana kadar saydığımız o data center'lara vesaire olan erişimi o ilgili bu talepte bulunanın lokasyonuna kadar bu hizmeti sağlıyor, götürüyor yani bunu. Bu hizmeti veriyor. Tabii bunu da ücreti karşılığında. Dolayısıyla buradaki gecikme süreleri daha da azalıyor yani bu durumda. Tabii bunun da bir bedeli var netice itibariyle. Yani lokal zonlarda da arkadaşlar. O zaman gecikme durumu, işte o latency'ler ne olmuş oluyor? Daha da düşük oluyor burada da. Evet arkadaşlar, şimdi AWS tarafındaki bu free tier hesaptan konuşalım. Yani bizim şu anda kullanacağımız bu hesaplar. AWS bize burada bir yıl boyunca ne sağlıyor? Bazı servisleri kullanma imkanı sunuyor. Burada da tabii ki hepsinin bir limiti var. Yani sınırsız böyle bir imkan sağlamıyor yani. Bize bu sınırları belirtmiş. O sınırlar dahilinde kaldığımız sürece herhangi bir ücret yansımıyor. Ama o sınırları geçtiğimiz zaman da tabii çok büyük büyük rakamlar gelmiyor genelde. Çünkü rakamlar küçük aslında. Yani mesela bir EC2 dediğimiz makineyi ayağa kaldırmanın bedeli ne kadar işte? 0,02 dolar mesela, kabaca söylüyorum. Yani bu rakamlar değişebiliyor. Daha düşebiliyor, artabiliyor. Onu da birazdan EC2 tarafına geleceğiz. Şimdi EC2'daki terminolojiden bahsedeceğiz. O tarafta bahsedeceğiz. Orada da hani o fiyatlar neye göre değişiyor? Yani aslında bize bazı paketler sunuyor yani. Bir makine kullanacaksanız, istiyorsanız anlaşma yapıyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki ben bir yıl kullanacağım, o zaman size o verdiği bedelin belki de yarı fiyatlarına kadar düşebilecek değerlerde, rakamlarda bir şey sunabiliyor yani. O ücretlendirme ile ilgili bölümü oraya gelince konuşuruz arkadaşlar.
Evet, 12 ay boyunca arkadaşlar bize bu içerisindeki belirtmiş olduğu limitler dahilinde kullanma imkanı sunuyor. Bir yılın sonunda tabii ki bunlar otomatikman kalkıyor. Yani şöyle yapılabilir, hani bir yıl kullandınız mesela, sonra başka bir e-posta üzerinden yeniden bir hesap açmanız mümkün. Bir taraftan AWS ilave olarak işte kredi imkanları sunuyor mesela, hani geri ödemesiz. Yani burada zaman zaman maillerinizi, mesela şimdi oluşturduğunuz gibi hesap, o hesabınıza mailler geliyor. Yani AWS diyor ki ya bak sana diyor işte çalışıyorsun vesaire şu bu. İşte istersen diyor sana kredi desteği sağlayabiliriz diyor. Ondan sonra bir form gönderiyor. O formu dolduruyorsunuz. İşte hangi projede çalışıyorsunuz? İşte ne maksatta kullanmak istiyorsunuz? Vesaire gibi bilgileri soruyor. Doldurup gönderiyorsunuz. O bir değerlendirme yapıyor. Daha sonra size gerekiyorsa 300 dolar kredi veriyor mesela. Ya da 500-600 dolarlık krediler de var. Zaman zaman yapıyor böyle şeyler. Ve oradaki 300 doları işte belirli süre dahilinde ilave olarak kullanabiliyorsunuz mesela. Dediğim gibi geri ödemesiz yani. Dolar olarak hesabınıza kredi cinsinden yatıyor. Ücretlendirmeler onun üzerinden düşebiliyor. Yani hatta bunu bu 12 ay içerisinde de olabilir. İlla 12 ay bittikten sonra olacak diye bir kaide yok. Hani eğer hesabınıza böyle bir mail gelirse, eğer siz de hani bu noktada öğrenme noktasında da bir hevesiniz varsa bence değerlendirebilirsiniz. Hani bir doldurup göndermekte fayda var. Çünkü bazı servisleri kullanabiliyorsunuz yani. Burada ücretsiz olan kapsamda, ücretsiz içerisinde olmayan servisleri bile size kullanma imkanı sunuyor arkadaşlar. Tabii burada faturalandırma politikası önemli arkadaşlar. Şimdi o limitleri aşmamak için biz burada bir şey bütçe ayarlamasına gidiyoruz. Mesela bir alarm oluşturuyoruz. Şimdi sizlerle beraber şimdi AWS hesabını oluşturduktan sonra işte bir kullanıcı adı da oluşturduktan sonra daha yani makine kısmında hani belki bugün yetişemesek bile en azından bir alarm oluşturacağız. Yani eğer bütçem işte benim bütçem bu kadar olur da bu bütçeyi geçersen beni ikaz et gibi bir durumdan bahsedebiliyoruz arkadaşlar. O durumda işte ya da benim bütçem bu kadar %50'sine gelirsen işte şu şekilde beni şu e-postama bilgilendir, beni notify et, beni bilgilendir gibi ayarlamalar yapacağız. Dolayısıyla hani kullanırken ekstra sürpriz faturalarla ne yapmamak adına? Karşılaşmamak adına. Tabii böyle olabiliyor, bazen karşılaşılabiliyor ama bu karşılaşıldığı durumlarda da hani AWS'e yazıyorsunuz. Yani işte 10 dolar geldi işte ya da 20 dolar geldi. Makineyi açık unuttunuz. Şimdi bahsedeceğim mesela. Biz bir T2 Micro diyoruz. T2 nokta mikro diye yazılan bir makine cinsi var. İşte bir CPU, 1 GB RAM'i var. Şimdi bunu siz 24 saatte açık unutsanız ayın sonuna geldiğinde hani 31 çektiğini varsa 740 küsür falan saat mi öyle bir şey yapıyor. Zaten size aslında 750 saat şey veriyor. EC2 makine kullanma imkanı EC2 veriyor. Yani T2 2 mikro için, T2 mikro makine için size 750 saat doya doya kullan diyor. Zaten 24 saat açık olduğunda bir ayın sonunda ederi bunun altında böyle bir şey oluyor yani. Ama siz diyelim ki T2 mikro değil de bir üst özellikli bir makine ayağa kaldırdınız. Çünkü bazı servisler için bu makine özellikleri yeterli olmuyor. Yani şimdi mesela EKS diyelim. Elastik Kubernetes servisi var arkadaşlar. Yani Kubernetes çalıştırıyorsunuz içerisinde. Hani T2 mikro ile falan çalıştırmanıza imkan yok yani. Zaten kendisi özel olarak makinesini ayarlıyor da yani. Hani şu özelliklerde olması lazım vesaire diyor. O zaman da onun bir bedeli oluyor yani. Siz şimdi onu unuttuğunuz zaman diyelim ki bir üst versiyondaki makine unuttuğunuz zaman ay sonunda bir fatura geliyor tabii ki. İşte bu durumlarda böyle unutulduğu zaman İşte onun unutulmaması için zaten bir notify oluşturuyoruz, bilgilendirme oluşturuyoruz. Ama AWS'e yazdığınız zaman da yani AWS bunu çok çok böyle sildiği ne şahidiz yani hani bu noktada. İşte ben öğrenciyim, yeni öğreniyordum, çalışıyordum vesaire dediğiniz zaman hemen AWS bu noktada yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani o noktada çok da şey yapmaya gerek yok, sıkıntı yapmaya gerek yok yani. Peki işte ne var burada? 750 saat tamam EC2 işte Amazon S3 mesela bir aslında storage yani ne diyelim hafıza servisi aslında yani verilerimizi saklayabildiğimiz daha çok farklı bir muhafaza şekli var yani burada o teknik kısımdan çok girmek istemiyorum.
Burada hani object storage diye geçiyor. Nesne ağırlıklı yani. Hani şimdi dosyaları normalde muhafaza edilme şekli biraz farklı bilgisayarlarımızda. Hep parça parça muhafaza eder. Bir tane dosya atarsınız, text dosyası atsanız, Word dosyası atsanız bile o Word dosyasını bilgisayar nasıl arka planda nasıl muhafaza eder? Siz tek dosya görürsünüz ama kendi arka planda çalışma mantığı şudur. Küçük küçük şeyler vardır, clusterlar vardır. Yani küçük hücreler vardır. Yani gider o datayı işte 4'er 5'er megabaytlık ya da işte bilmem kaçar kilobaytlık veriler halinde farklı farklı yerlerde saklar parçaları. Bu şey böyle çalışmıyor yani. Daha çok böyle yekpare bir şekilde çalışıyor. Ve bu S3 servisi hem uygulamalarınızda kullanabildiğiniz yani sadece konsol üzerinden değil yani bu S3 servis şey değil. Hani bizim Google'da kullandığımız hani verilerimizi kaydedip de sürekli çağırdığımız ettiğimiz böyle mobil bir şekilde kullandığımız aslında onun için dizayn edilmemiş arka planda. Mesela statik bir website oluşturabiliyorsunuz. Yani inşallah bu 3 günlük süre zarfında muhtemelen 3. günde olacak. Mesela statik bir web sitesi nasıl oluşturabiliyoruz S3 kullanarak? Mesela bunun üzerinden bir örnek yapacağız. Bir labımız olacak inşallah. Orada da göreceksiniz yani S3 nasıl kullanılıyor diye. O kısım normalde biraz daha ileriki konular ama hani daha çok ilgi çekici bir konu olduğu için hani onu da göstermek istiyorum. Burada 5 GB'a kadar size bir kullanım hakkı veriyor yani. Buraya her bir işte attığınız dosya için, buradan bulunduğunuz istek için yani bunun bir web sitesi olarak kullanırsanız S3'ü. Dolayısıyla buradaki her isteğin karşılığında da ne olmuş olacak? Aslında bir ücret yansımış oluyor. Öbür tarafta işte RDS tarafı, database tarafı. Mesela aslında bir RDS Amazon'un database'i. Bunun içerisinde gerek MySQL, işte gerek PostgreSQL, MariaDB, işte Oracle'dan tutun, SQL Server vesaire. Yani bu birçok database'i kullanma imkanı sunuyor size bunun içerisinde. Ve dolayısıyla burada da arka planında aslında bir tane makine ayağı kaldırıyor gene. Yani bu makinede eğer T2 Micro seçerseniz gene burada RDS tarafında da 750 saat gene ne yapabiliyor? Kullanma imkanı sunuyor. Amazon DynamoDB tarafı da gene 25 GB. Gene bu da bir database servisi AWS'in ama diğer hani NoSQL diyelim yani hani burada şekilde çalışıyor. Simple query değil yani burada tamamen key value yani etiketleme yöntemiyle çalışıyor burada. Çok kompleks olmayan bir database şekli bu. 25 GB DynamoDB mesela böyle bir şey sunuyor. İşte Amazon SageMaker 250 saat diyor. Biz, mesela SageMaker gene data scientistler için mesela güzel bir servis. Burada da 250 saat gibi bir şey sunuyor. İşte AWS Lambda mesela 1 milyon diyor. Bu istek miktarı ile alakalı bir rakam. Sizde de bu hani dedim ya software as a service yani. 15 dakika süresince bir kodlama yapıyorsunuz. Bir özellik. Yani diyelim ki S3'e bir tane resim attınız. İşte S3'e attığınız o resimi istiyorsunuz ki işte başka bir yere de klonunu oluştursun. Kopyasını oluştursun mesela. Tamam mı? Mesela bunun için AWS bir kod oluşturabiliyorsunuz. İşte Python'da bir kod yazdınız. Gidiyor S3'teki dosyayı alıyor. İstediğiniz lokasyona ne yapıyor? Gidiyor kopyalıyor mesela. Burada. Ne olmuş oluyor? Otomatikman işte 2 dakika mı çalışıyor, 3 dakika mı çalışıyor? Bu kapsamda bir ücretlendirmesi oluyor bu fonksiyonun yani. Fonksiyon as a service de diyebiliriz buna. Serverless dediğimiz Lambda çok da yavaş tabii ki derya deniz bir konu yani. Çünkü kodlama da içeriyor içerisinde. İster Java ile yazın, ister Python ile yazın vesaire gibi servisler. Hani bunlar en belirgin AWS'in kendi sitesinde girdiğinizde de görebileceğiniz servisler arkadaşlar. Evet, gelelim biz ne görüyoruz? Yani bu işte 6 aylık süre boyunca yaklaşık işte 3 aylık bir süre zarfında genelde AWS konularına giriyoruz. AWS konuları içerisinde de işte bakın ne var? Application Integration tarafında işte Simple Notification servisi, SNS diye geçiyor ve SQL, Simple Query servisi görüyoruz mesela. Hani bu 22 tane saymıştım ya dediğim ya servisleri yani. Zaten AWS'e girdiğiniz zaman hemen sol üstte konsoldan birazdan göstereceğim arkadaşlar oraya. O konsol içerisindeki servisleri burada tek tek üzerlerine tıklayarak
görebilirsiniz. Yani bunlar folderlar gibi düşünün. Bunlar klasörler. Klasörleri tıkladığınızda alttaki kullanabileceğiniz servisler ne yapıyor? Beraberinde açılıyor. Evet, daha sonra işte cost management içerisinde mesela AWS budget. Zaten AWS budget'ı aslında göstereceğim şimdi. Yani bir budget, bir bütçe oluşturacağız yani burada. Sizi oluşan bu kullanım miktarınıza göre ne yapacak? Sizi ikaz edecek. O belirlediğiniz limitler ya da o limitlerin belirli yüzde oranları kapsamında kalmanızı sağlayacak. İşte compute tarafı arkadaşlar, burada EC2 dediğimiz, yani işte o makinelerin yönetilmesi. Yani bunlar bu başlıklarda gözüküyor ama bu başlıkların da kendi altında birden fazla başlık var. Yani sadece bir başlık değil bunlar. Biz yaklaşık yani 93 saat falan bu AWS üzerinde bu servisleri görüyoruz. Uygulamalarını yapıyoruz. Laboratuvar derslerimiz var. Hatta lab örneklerini göstereceğim ben size mesela. Step step onun üzerinde, yani o ne yapacağımızı hepsini anlatıyor. Hangi servis ne işe yarıyor? Onlardan bahsederken ertesi gün mesela direkt o dokümantasyon üzerinden tek tek yapacağınız bütün işlemleri takip edebilirsiniz mesela. Tekrar bir pratik yapabilme imkanı da sunuyor. Onları da bir tane örneğin üzerinden göstereceğim. Hatta Classroom'a da yükleyeceğim zaten. Uygulamasını yaptıktan sonra da göreceksiniz nasıl olduğunu. Aslında bir text dokümanı yani. Hani ama bütün stepleri size gösteriyor olacak. İşte EC2 tarafı bu serverları yönettiğimiz taraf. Elastic bir install, işte bu aslında developerların kendi uygulamalarını çok rahat bir şekilde bir servise, yani bir EC2'ye kolayca deploy edebilmelerini, orada ayağa kaldırabilmelerini sağlayan. Yani siz sadece kodun kaynağını gösteriyorsunuz. O sizin için bütün işlemleri yapıyor. Gerekli bütün resource'ları oluşturuyor ve götürüyor. Makineye yüklüyor aslında bakarsanız sizin adınıza. İşte bunun piyasada Heroku gibi mesela emsalleri var. Hani belki duyduysanız eğer. Heroku'nun aslında bir muadili. Yani Elastic Beanstalk Alternatives yazın Google'da, arattığınız zaman zaten görürsünüz. İşte Lambda fonksiyonu. Bunlar hep compute tarafında ne yapmış? Yer almış arkadaşlar. Bu yıldızlı olanlar hani bizim bu eğitim boyunca göreceklerimiz. Yani o 6 ay boyunca eğitim içerisinde göreceğimiz aslında dersler arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet, ne var? Container tarafı var. Hani tabii zaten biz işte Docker'dır, Kubernetes konularına zaten giriyoruz. Onları ayrı bir planlama yaparken bir de AWS tarafında bunu yapan, işte Kubernetes tarafında EKS var mesela. Elastic Kubernetes Service. Bunun kullanımı ve bununla ilgili bir örnek yapıyoruz. Aynı şekilde bunun kullanımını gösteriyoruz. Elastic Container Registry, işte bu Docker'da oluşturduğumuz imajların, yani belki tabirler biraz şeye gelebilir, mazur görün. Hani belki konuya yabancı olabilirsiniz. Hani container teknolojisiyle alakalı servisler. Onları kullandığımız aslında bir nevi depo diyebiliriz yani. Buradan daha güvenli bir depo. İşte database tarafında arkadaşlar bakın RDS, Elasticsearch, DynamoDB mesela database sistemleri aslında. Farklı farklı database servisleri bunlar. Bakın içerisinde görüyorsunuz değil mi? Yani blockchain'den tutun, işte ne var? Internet of Things'ten machine learning'e kadar. Aslında bu klasörlerin içerisinde gördüğünüz gibi ne yapmış? Hepsi klasörlendirilmiş yani. Bunlar içerisinde bu servislerin hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, Managing and Governance tarafında CloudFormation mesela. Şimdi AWS içerisinde o kadar çok servis var ki sadece bir tane template hazırlıyorsunuz. Yani aslında bakarsanız şey, dosya hazırlıyorsunuz. Bu da bir nevi metin belgesi gibi. Aslında ya da bir kod yazıyorsunuz da diyebiliriz ama bu kodun örnekleri var. Hani sıfırdan tekrardan Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Birçok emsalleri var, örnekleri var. Bunun üzerinden hocam konteyner teknolojisi hakkında biraz daha detaylı bilgi bir vaktimiz olduğunda girelim. Hani aslında bir nevi o da hani şimdi Docker'ı anlatmadan direkt konteyner üzerinde konuşmayalım. Yani AWS'i bir bitirelim. Vaktimiz kalırsa üzerinde konuşuruz, olur mu? Ya çok merak ettiğiniz sorular varsa da birebir de görüşebiliriz arkadaşlar. Yani mesaj atın, hani müsait bir ortamda böyle mümkün mertebede şey yaparız, konuşuruz. Yani Zoom üzerinden hani hangi detayda neler öğreneceğiz, nasıl öğreneceğiz, işte nasıl yapılacak vesaire, böyle merak ettiğiniz şeyler varsa özelden de mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Ben yardımcı olmaya çalışırım yani.
Evet, bu bir dosyayla AWS içerisinde aslında şu oluşturduğunuz dosyayla bu bütün servisleri aslında yönetebiliyorsunuz. Konsolunu kullanıyoruz. Konsol dediğimiz o kullanıcı adı oluşturduğunuz işte kullanıcı ve şu anda şifreyle girebildiğiniz yer var ya biz ona AWS konsol diyoruz ya. Yani. O konsolun içerisinden birçok servisi gidip ilgili menüden tıklayarak oluşturabiliyoruz. Ama bir de bunu aslında kodla oluşturabiliyoruz bir şekilde. Ama dedim ya kodu biz sıfırdan oluşturmuyoruz. AWS'de bunun birçok kaynağı var yani. Hangi servisi nasıl oluşturacaksınız? Nasıl yazmalısınız? Bir nevi kopyala yapıştır aslında. Tabii o doğru kullanmak lazım. Oradaki mentaliteyi de öğrenmek lazım. Bunu burada oluşturabiliriz. CloudWatch bir monitörize servisi. Yani burada AWS içerisinde birçok servisi bunun üzerinden izleyebiliyorsunuz, gözleyebiliyorsunuz, alarmlar oluşturabiliyorsunuz. Yani düşünün kaç tane servisiniz var. Yani belki de şey serverınız var. Onlarca, yüzlerce belki. Onları CloudWatch üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Belirli şartlar tanımlayabiliyorsunuz. Alarmlar oluşturabiliyorsunuz. Sizi ikaz etmesini, size mesaj göndermesi, telefonunuza mesaj göndermesini, e-posta gönderebilmesini sağlayabildiğiniz servisler arkadaşlar. Ben bir genel olarak anlatıyorum servisleri sadece. Evet, networking ve content delivery yani o network tarafı ve o içerik teslimi aslında. Demin API gateway bu biraz derin. Yani bunu şimdi anlatamam aslında. İçine girmek lazım. CloudFront'tan bahsettim aslında. Elastic Cache dedim ya demin biraz. Bu hizmetten bir şekilde bahsettik. Route 53 bir domain servisi. Yani buradan girip kendinize özel bir domain de satın alabiliyorsunuz. Route 53 hizmetiyle. Hani gidip GoDaddy'den şuradan buradan mesela bir kendinize özel bir isim alabiliyorsunuz ya web servisi işte www.techproeducation.com. Aslında nedir? Bütün web siteleri bir IP adresi vardır değil mi? Aynı şey gibi düşün. Cep telefon numarası. Birine ulaşacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Cep telefonunu arıyorsunuz. Aslında cep telefonu ararken numarayı çeviriyor. Ama rehberinizde o numaranın karşısında bir isim yazıyor, değil mi? Ararken her zaman siz işte Ali diye Ali'yi arıyorsunuz ya da işte İsmail diye. Kimsenin telefon numarası aklınızda kalmıyor. Herkesin ismiyle arıyorsunuz. Dolayısıyla domain name dediğim şey de aslında isimler yani. Arka planında da IP adresleri de telefon numaraları bilgisayar için. Dolayısıyla bilgisayar aslında IP adreslerini çeviriyor. Ama onu çevirebilmek için de insanların aklında ne kalır? İsimler kalır. Dolayısıyla domain name dediğimiz o ismi buradan satın alabiliyorsunuz. Route 53 servisinden. Evet, VPC konusu bayağı derin de bir derya bir konu yani. Biz sadece bunun için yaklaşık 4-5 session yapıyoruz yani VPC. Kendi özel internet sisteminizi oluşturuyorsunuz bunun içerisinde. IP tanımlamaları yapıyor. Zaten bu derse başlamadan önce bizim network derslerimiz var. Önce network dersleriyle başlıyoruz zaten. Hani IP nedir? İşte IP hesaplamaları nasıldır? Ha biz oturup saatlerce IP hesaplamıyoruz yani. Nasıl olması gerekiyor falan. Burada birçok bize şeyi sunuyor zaten. Yani kolaylıkları sunuyor AWS. Aslında hazır yani. Ama mentaliteyi nasıl çalıştığını öğrenmek için. Sonuçta AWS aslında sanal bir ortam. Sanal bir ortam içerisinde evet Virtual Private Cloud kendi özel bizim network'ümüz burası. Ve orada belirlediğimiz IP'ler üzerinden bir ağ oluşturuyoruz. Makineler oluşturuyoruz. İşte public herkesin ulaşabildiği ya da private sadece bizim ulaşabildiğimiz sınırlamaları yapabildim. Çünkü niye? Güvenlik her şey diyoruz ya işte güvenlik bir tarafta kendi kurduğumuz internet yapısıyla da alakalı. Dolayısıyla bu VPC konusu biraz uzun bir konu. Yani bunun sonunda zaten bir projemiz de var. Aslında bir nevi capstone project yani. Hani nasıl kullanıyoruz burada? İşte bir tane uygulama, işte bir WordPress uygulaması. WordPress uygulaması arka planda bir database'e ulaşıyor. Ama database böyle çok kapalı bir kutunun içerisinde yani. Niye? Dışarıdan ulaşılmaması lazım. Düşünsenize kullanıcılarınızın içerisinde kredi kartı bilgilerinizi tuttuğunuzu, kullanıcılarınızın isim, soyisim, kimlik bilgilerinizi tuttuğunuzu, bunu public bir ortamda tutmazsınız değil mi? Böyle dışarıdan ulaşılamayan private bir ortamda muhafaza edersiniz ki sizden başkası ulaşamasın yani. Aksi takdirde
İşte ne oluyor? Zaman zaman duyuyoruz değil mi? İşte şu kadar insanın kimlik bilgileri ifşa oldu vesaire oldu. Bunlar neden kaynaklanıyor aslında? Biraz açıklardan kaynaklanıyor. Yani o güvenlik önlemlerini tam olarak almamadı. Zaten mesele o. Açığı buldukları zaman değerlendiriyorlar yani. O yüzden burası bir internet deryası diyebiliriz burada. O internet yani fiziksel anlamdaki internet altyapısına alıp sanal bir ortama taşıyoruz ve burada oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bize özel bir ortamda oluşturmuş oluyoruz. Menüler daha fazla görünüyor. Menüler daha fazla görünüyor derken? Bekir Hocam. Evet, Security Identity ve Compliance tarafında arkadaşlar işte IAM servisi ve Certificate Manager. Ekranınızda görünen de. Ha, ya, evet, yani sonuçta aşağıya doğru devam ediyor. Ben bizim gördüğümüz kısımları gösteriyorum sadece. Bunun altı devam ediyor. Şu ok, bakın ok nereden aşağıya doğru devam ediyor ya da yukarı doğru gidiyor. Daha fazla menüde. Doğru söylüyorsunuz, evet. Ben beni ilgilendiren kısımlarını aldım sadece. Konsola girdiğimiz zaman detayları görürsünüz. Bu sadece sunum ya zaten. Evet, Security ve Identity tarafında IAM servisi ve Certificate Manager işte o bizim hani internet hani biz HTTP ya da HTTPS hususu var ya yani güvenli ya da 80 ya da 443 yani güvenli bir şekilde bağlanabilmemizi sağlıyor sertifika menajeri. Alt tarafta aslında verilerimizi bir yerde şifreliyor yani sertifikalandırıyor. Dolayısıyla o kısmı alakadar eden bir bölüm. IAM servisi de arkadaşlar kullanıcı işte burayı da göreceksiniz zaten IAM servisini. Kullanıcı tanımlamalarını yapacağız arkadaşlar burada. Kullanıcı oluşturacağız. Mesela bir şirketinizde AWS kullanıyorsunuz, Cloud kullanıyorsunuz AWS'te. Farklı mesela kullanıcılar var, developerlar var. Mesela ayrı bir grup oluşturuyorsunuz. Ya da işte testerlar var. Testerlar için ya da işte kullanıcı developer olacak birisi sadece bir EC2 kullanmaya ihtiyacı var. Sadece ona bir yetki veriyorsunuz. Sadece o server'ı ayağa kaldırabilsin, server'ı kullansın. Ya da işte database ile ilgilenen bir arkadaş var, sadece database'e ulaşsın, database'i yönetsin diyorsunuz. O zaman database ile ilgili ne yapıyorsunuz? İşte kullanıcı oluşturduğumuz, gruplar oluşturduğumuz ve onlara çeşitli yetkiler ve politikalar tanımladığımız bir servis arkadaşlar. Evet, bir de işin storage tarafı var. Disk tarafı, işte volumes da diyoruz. Yani volümler var. Yani EFS, Manage File Storage for EC2 için gene makinelerimiz için farklı farklı hard diskler gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle bir taşınabilir USB hard disklerimiz var ya. Aslında bunlar bir nevi öyle diyebiliriz. Hani S3 için de böyle diyebiliriz. Şu an için öyle diyelim. Aslında gidip de hard diskinizde bir tane ne yapıyorsunuz? Dışarıdan kendi bir hard diski de var. Ama ne yapıyorsunuz? Dışarıdan bir USB bellek ya da bir tane hard disk taşınabilir hard disk taktığınızı düşünün mesela. Bu S3, işte aynı şekilde FSx, FS bunlar bu tarzdaki şeyler. İşte AWS Backup herhalde demin bir arkadaşımız onu sormuştu. Bunu görüyor muyuz? Görmüyoruz aslında ama bir şekilde zaten birçok servis backup'ını alıyor zaten. Yani database tarafı mesela backup'larını alıyor. Ama biz bu servisi görmüyoruz. AWS Backup servisi. EFS ve S3 tarafını da anlatıyoruz. Evet, böyle de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani bunlar piyasada AWS tarafında en çok işte bir DevOps'çunun bilmesi gereken tool'lar ya da en çok ihtiyaç, çünkü temel aslında temel tool'lar yani. Geriye kalan birçok dediğim gibi servisleri de ne yapabiliyorsunuz? İşte dokümantasyon üzerinden. Zaten bunları öğrenirken dokümantasyona aşina alıyorsunuz ve onları da ilave olarak öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu kullanarak. Evet, var mı arkadaşlar sorunuz? AWS tarafı için. Yok, tamamdır arkadaşlar. İsterseniz hemen bir de EC2 tarafına bir girelim. EC2 tarafı ile ilgili bilgileri hızlıca geçelim. Yani orada çok da detaya girmeye gerek yok. Birazcık ücretlendirmesi nasıl oluyor, ne şekilde oluyor? Onlara girelim. Yani yetişebilirsek en azından konsolu tanırız. Olmadı. Pazartesi günü ilk makinemizi ayağa kaldırırız. Duruma göre bakalım.
Bu arada da eğer hala hesap oluşturamayan arkadaşlarım varsa zaten onlar için de aslında bir fırsat olmuş olacak yani hesap açmaları için. Evet, geldi herhalde. yani Ali Murtaza Bey, siz bilirsiniz de hani maksadımız tabii şey yani AWS üzerinden ve AWS konsol üzerinden çalışmak. AWS'ı anlatacağız. Hetzner hesabınızı bilmiyorum. Hetzner nasıl bir şey onu da bilmiyorum açıkçası. Hani belki söylerseniz, paylaşırsanız özelden biz de biz tabii AWS kısmına değineceğiz yani. Evet, EC2 neydi arkadaşlar? Amazon Elastic Compute Cloud servisi. İşte EC2 yani iki tane C'den ibaret arkadaşlar. Bizim için ne yapıyor? Ölçeklenebilir. İstediğimiz özelliklerde ve ebatlarda bir bilgisayar sunuyor. Ben makine makine diyorum ama işte bir server, bir makine, bize bir instance ya da instance'ı da çok duyacaksınız mesela. Bir makine sunmuş oluyor arkadaşlar. Bunun içerisinde biz ne yapıyoruz? Bunun içerisinde uygulamalarımızı çalıştırabiliyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. İşte dedim ya VirtualBox içerisinde bir tane Ubuntu makine oluşturdunuz ya. İşte bu EC2 yani. Anladım hocam. Tamam, teşekkür ederim. Yani oluşturduğunuz Ubuntu makine gibi bir makine oluşturacaksınız. Özelliklerini belirleyeceksiniz. İşte bu bizim lokaldeki EC2'muz olmuş olacak. Yani bunun içerisinde şöyle düşünün. İşte bir tane uygulama çalıştıracaksınız. Bir Python uygulamanız. Hani Python'ı öğrendiğiniz için Python'dan örnek veriyorum. Bir Python uygulamasını çalıştırmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O makinenin içerisine girip ilgili kurulumları yapıyorsunuz. Tabii bu Linux makine. İşte Linux'u niye öğreniyoruz? Linux'u bu makineyi yönetmek için öğreniyoruz. Ve bu makine üzerinde ne yapıyoruz? İşlemleri, kurulumları gerçekleştiriyoruz. Ve o makinenin oluşturduğu IP'yi daha sonra dışarıdan kullanıcılar ulaşabiliyor. Peki biz bunu manuel olarak yaparsak işte bu sürece de deployment diyoruz aslında. Yani o oluşan kodu alıp da makinede ayağa kaldırdığımız zaman son kullanıcı bir IP adresi üzerinden artık ona ulaşabiliyorsa o uygulamaya ne olmuş oluyor? Buna da bizim yaptığımız bu işleme de deployment diyoruz. İşte o ayağa kaldırma tabiri oradan geliyor yani. Bunu manuel de yapabilirsiniz. Ya da bunu bir otomasyon üzerinden de yapabilirsiniz. İşte bu otomasyonu yaparken yani gidiyor kodu hangi servis varsa işte GitHub olur, Gitbucket olur, GitLab olur yani GitHub ve benzeri hani GitHub türevinde kodu attığımız ortamdan ne yapıyoruz? Gidip çekip bazı işlemlere tabi tuttuktan sonra bilgisayarın anlayabileceği bir hale getirip götürüp onu işte bu EC2'nun içerisinde ayağa kaldırdığımız zaman işte biz bu süreci yönetiyoruz. Bu süreci yönetirken DevOps olarak bir sürü tool kullanıyoruz. İşte burada Linux'ten başlayın. Docker, Jenkins, Terraform, Ansible, Kubernetes, Docker Swarm vesaire. Aklıma gelenler hemen söylediklerim mesela gibi. Yani bu otomasyon sistemini yönetebileceğimiz uygulamaları ne yapıyoruz? Kullanmış oluyoruz ve burada ayağa kalan. Bunu manuel de yaptığınız zaman ama ne oluyor manuel yaparsanız her defasında uğraşmanız gerekiyor. Kod güncellendi mi? Gidip tekrar güncel versiyonunu orada ayağa kaldırmanız lazım. Yeniden mi güncellendi? Gidip tekrar EC2'da ayağa kaldırmanız lazım. İşte neden otomasyon diyorum? Siz bunu böyle yaparsanız yani DevOps'çu olsanız böyle yani böyle bir çalışmaya DevOps'çu ihtiyaç yok zaten de. Yani bunu developer da yapar zaten yani. O zaman zaten küçük işletmelerde, küçük şirketlerde böyle çalışıyor. Kimse orada DevOps'çu çalıştırmıyor zaten yani. Hani ne zamana kadar?
orta ölçekli ve büyümeyi daha fazla hedeflediği pozisyonda. Aslında bununla ilgili yapılan bir şey de var, çalışma da var da aslında küçük ölçekli firmaların DevOps'a ihtiyacı var büyümek için diyor. Yani bununla ilgili bazı değerlendirmeleri yapan bu alanın uzmanı insanlar da. Bu da mantıklı geliyor aslına bakarsanız. AWS ha şey mi? AWS eğitiminden mi diyorsunuz arkadaşlar? Ha, bizim kursun eğitiminden, evet. Yani onu inşallah o yani Salı günü vereceğimiz son derste olabilir yani kapsam olarak işte neler yapacağız, neler edeceğiz vesaire. Salı günü yani son dersimizde AWS'in son dersinde o zaman bahsedeceğim inşallah. Yani neler göreceğiz? İşte birkaç tane proje yapacağız. Mesela bizim kursun sonunda bir kere yani şu anda en çok hani banka projesi olarak adı zikrediliyor ama banka projesi diye bir kaide yok yani bu farklı projeler olabilir. Yani bir otel projesi olabilir, ne bileyim. Ya bir uygulama yani, bir application yani var ortada, bir şirket. Yani burada çalışma olanağı buluyorsunuz aslına bakarsanız bu şekilde. Hem oradaki şirket çalışma mantığını hem işte buradaki toplantıları vesaire. Burada da ekstra bir eğitim alıyorsunuz. Ve onun beraberinde işte AWS tarafında da mesela bu uygulamayı nasıl ayağa kaldırırsınız? Bu öğrendiğimiz uygulamaları da kullanarak yani biz bir yerde senior oluyoruz. Siz de bir yerde junior seviyede öğrendiğiniz şeyleri uygulayarak bunu nasıl gerçek bir çalışma ortamında nasıl ayağa kaldırabiliriz? Aslında bir nevi sanallaştırarak aslında gene burada var sanallaştırma var burada yani. Burada da kullanıyoruz yani virtualization'ı. Burada kullanarak ne yapıyoruz? Gerçek ortam hazırlıyoruz. Hatta bu projeleri zaten rezümelerinizde yazma olanağını da buluyorsunuz zaten. Evet, o zaman da Salı günü de bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet, burada resize edilebilir, ölçeklendirebilir bir makineden bahsediyoruz. Burada pay as you go, genel mentalitesi bu arkadaşlar. Pay as you go. Burada harcadığın kadar, kullandığın kadar öde. Yani ne kadar kullandınız, ne özellikle makine kullandınız. Dolayısıyla bu kadar ödeyerek bir şey yapıyorsunuz. Faturalandırma ile karşılaşıyorsunuz. Yani sürpriz yok burada. Ama şunu yapabilirsiniz. Mesela bir serverımız var. Kendinize özel hani on-premise dedik ya. Mesela aldınız, koydunuz değil mi? Çalışıyorsunuz burada. AWS'te de mesela anlaşma yapabiliyorsunuz. İşte 1 yıllık, 3 yıllık anlaşmalarla. O zaman normal fiyatın çok çok altında ne yapabiliyorsunuz? Bir makine satın alabiliyorsunuz yani orada. Ve onu bir web siteniz varsa mesela gayet makul yani daha düşük bir maliyetle web sitesini ne yapabiliyorsunuz sunabiliyorsunuz yani. Evet burada elastik olması, kontrol edilebilir olması, işte bu verilere her daim ulaşılabilir olması. İşte AWS üzerinden bir de aynı zamanda arkadaşlar CLI da var. Yani sadece konsol üzerinden değil, command line interface dedik ya hani Linux'te de bahsettik ya aynı Linux gibi bir ekrandan AWS'in de kendine özel komutlarını bunu da görüyoruz. AWS CLI mesela demin anlatmadım orada çünkü şeyde yok. Arayüzde göremiyorsunuz çünkü konsoldan kullanmıyoruz onu. Aynı Linux ekranı gibi özel komutları var. AWS kuruyorsunuz ve komut satırından verdiğiniz komutlarla buradaki servisleri yönetiyorsunuz mesela. Ya da bir uygulama yazıyorsunuz, bir kod yazıyorsunuz, AWS'i kullanıyorsunuz. İşte o kodu buradaki komutları kullanarak ya da işte arka planda gene AWS'in farklı kütüphaneleri var mesela şeyde Python'da Boto 3 var mesela Boto 3 diye bir kütüphanesi var. Ne yapıyorsunuz? Python'da kod yazarken AWS'in servislerini orada kullanabiliyorsunuz mesela kodun içerisinde belirtebiliyorsunuz gibi. %99,999 dediğimiz 11.9'da ne yapıyor? Size bir güvenilirlik sunuyor. Bununla da zaten şey yapıyor yani övünüyor zaten bu noktada. Basic komponentleri neler? İşte AWS'in kendisi bir security grup yani bir güvenlik duvarı aslına bakarsanız. Yani hani o makineye kimler girebilsin? Hatırlar mısınız? İlk derste Linux'un ilk dersinde biraz bahsetmiştim. Burada kapılar vardı. 65.500 küsür tane mi? Öyle bir kapı sayısı var yani. Bu makinenin etrafında ya da bilgisayarlarımızda hani port diyoruz onlara. O kapıları nasıl yöneteceğim? Hangi kapıları açayım? Vesaire. Bunları bu security gruplarla tanımlıyor. Dolayısıyla izin vermediğimiz kimse ne yapamıyor? Buraya erişemiyor, giremiyor yani.
Görüntüm dondu mu arkadaşlar? Var mı problem? Ya da dondum zannettim sanki. Sesimde bir kesinti var mı? Tamamdır. Ve bu oluşturduğumuz makinelerin arkadaşlar, evet teşekkür ederim. Oluşturduğumuz makinelerin imajlarını alabiliyoruz arkadaşlar. Elimizin altında işte AMI dediğimiz hani EMI'lerini, imajlarını oluşturarak daha sonradan hatta kalıplarını oluşturup daha sonradan kullanabiliyoruz bu imajları. Hani nasıl Ubuntu'nun imajını al koymuşlar internete biz indirdik kurduk ya makinemizi. Aynı onun gibi onu da böyle bir ISO dosyası haline getirip aslında yani ISO değil ama bunun adı böyle bir paket haline getirip daha sonradan ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz aynı şekilde. İşte EBS'ler ve bu disk kapasiteleriyle ilgili unsurları yani o makineye bir disk bağlamamız lazım. Disk kapasitesi olması lazım ve bunun üzerinden de o makineyi ne yapabilmemiz lazım? Kullanabilmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar bunun basic kanıtları. Bu konu zaten girince göstereceğim arkadaşlar. Burada Istio'da iki tarzda işte bir pricing model var, bir de purpose. Yani bir ücretlendirmeye göre ayrılıyor. Bir de amaca göre ayrılıyor arkadaşlar. Aynen Ali Murtaza Bey, snapshot yani. Snapshot'ını alıyoruz yani aslında. Şöyle, aynı cep telefonunda bir ekran resmi alırsınız ya, o andaki ekran resmi. Bu da o andaki halin resmi gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra kullanılabilir, ayağa kaldırılabilir yani. Peki burada işte pricing modeller yani talep üzerine. Genelde biz on demand kullanacağız. Yani standart model diyelim buna. Standart bir ücretlendirmeye göre. Reserve dediğimiz arkadaşlar işte bizim belirli ücretlendirme işte o bir yıllık, 3 yıllık vesaire gibi. Saving plans da aynı şekilde mesela. Bu şekilde yapabildiğimiz. Spotlar biraz borsa gibi. Yani ücretlerini biz belirliyoruz mesela. İşte özellikle akşam saatlerinde falan oluyor. İşte nedir? Normalde fiyatı 0,02 ise mesela ya da işte 0,02 dolar. İşte siz diyorsunuz ki işte 0,00 işte 18, 17, 15 dolarlar mesela. Böyle bir borsası var. Diyorsunuz ki bu fiyata düştüğü zaman bana bu makineyi aç mesela. Gibi yani böyle spot yani. Hani düşük ücretli. Ama güçsel bir şey yok. Yani bunu bir kendi web sitenizde kullanamazsınız. Niye? O rakamı çünkü arz talep durumuna göre fiyat dengesini koruyor burada, oluşturuyor. Eğer orada o fiyatı geçerse mesela anında kapatıyor mesela. Sizi ikaz ediyor işte vesaire. Diyor ki makineniz kapanacak işte hani diyor yani bilgisayarınızın şarjı bitiyor mesela. 2 dakika içerisinde kapanacak bilgisayarınız gibi ikaz ediyor sizi. Akşam pazarı gibi diyebilirsiniz evet. Akabinde de yani bu çok kendi web uygulamanız için değil de başka maksatlarla çalışırken mesela kullanılabilir. Ama zaten biz T2 mikro makine kullanacağız. İşte on demand kullanacağız. Çok da buna ihtiyacımız olmayacak. Dedicated host ve instance tarafında da hani demin o rack dediğimiz o büyük şeyleri gösterdim ya donanımları. Gidiyorsunuz. Evet kısa süreli işler için kullanabilirsiniz. Burada. O makineleri aslında şey yapıyorsunuz, rezerve ediyorsunuz yani. Gerek makinenin tamamını, o bloğun tamamını, o cihazın tamamını gerekse oradaki belirli instance'ları rezerve ederek kullanabiliyorsunuz. Saving plan da aynı şekilde dediğim gibi belirli ücretlendirme modelleri var. Yani 1 yıllık, 3 yıllık. Ufak tefek farklılıklar var. Çok detaylara girmeyeceğim arkadaşlar. Evet, purpose modele göre burada amaç odaklı. Yani makineniz nasıl bir amaca hizmet etsin? Genel maksat mı? O zaman İşte TMA dediğimiz makineler. Şimdi yani burada makinelerin isimleri var arkadaşlar. Mesela şöyle. Hani ben T2 Micro dedim ya mesela. M4.10X Large diyor mesela makinenin adı. İşte hemen şuradan söyleyeyim. İşte birincisi Purpose'ı gösteriyor. M yani burada. Şuradaki genel maksadı içeriyor yani. M serisi. TMA'lar genel. İşte Compute Optimized de yani daha çok hesaplama odaklı uygulamalarsa mesela burada o zaman C serisi Compute'dan aklınıza gelsin. Zaten bunun mesela şurada bir ezberleme şeyi var. Hani kabaca hani böyle sınavlar için mesela AWS sınavlar için özellikle işte T Tiny'den Turbo'ya yani ya da işte M Main'den Medium'a genel maksadı içerecek şekilde. R olan makineler arkadaşlar RxZU'lar. Memory Optimized makineler yani burada. Memory'nin daha önemli olduğu DIH'ler storage maksatlı olarak da, burada database özellikle tarzdaki özellikle ya da
accelerate computing, yani computing'den daha da özellikle daha hızlı makinelere ihtiyacınız varsa da bu seri makineler. Yani burada AWS bize 14 farklı tipte yani bir şey makine alternatifi sunuyor aslında bakarsanız bir de. Bu da bunun kısaca ne işe yaradıklarının bir hani ezberleme için kolay bir yöntemi. Mnemonic diye geçiyor. Makineler işte ikincisi, birincisi purpose, ikincisi generation. Onyx large kısmında dimension'ı, ebatlarını, büyüklüğünü aslında gösteriyor kapasite olarak arkadaşlar. Gene burada işte kabaca EC2'nun o code definition'ı var. Yani on demand, reserved spot ya da dedicated ya da hangi işte pricing, sonra purpose, akabinde de tipini seçiyorsunuz ya da generation, hangi jenerasyon ve hangi dimension'da nasıl bir makine istediğinizi belirlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Aslında ben iki günlük, bizim kurstaki iki günlük konuyu biraz hızlı ve özet bir şekilde geçmeye çalıştım yani size. Burada daha çok ne verebilirim yani hani biraz da böyle reklam gibi değil de ne katabilirim, ne verebilirsem onu vermeye odaklı biraz oldu. Bilmiyorum çok hızlı gittiysem ya da çok karışık anlattıysam affınızı sanıyorum bu şekilde. Evet, saatimiz kaç oldu? Evet, 16 geçiyor. O zaman bir konsola girelim arkadaşlar. Ben bir konsola en azından konsolu kabaca bir tanıtmış olalım. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer vaktimiz, az bir vaktimiz var. Ben hemen oradan bir konsolu da bir kabaca göstereyim. Evet, ne yaptık? Konsolumuzu açtık. Hatta ben önce şöyle bir sign out yapayım. Evet, nasıl giriyoruz arkadaşlar makineye? AWS yazınca zaten şeyde gene Google'da aws.amazon.com/konsol üzerinden de girebiliyoruz. Hocam çok soyut gibi. Şöyle arkadaşlar, anlattığımız kısımlar soyut doğal olarak. Şimdi teori kısımları tabii ki hep soyut. Yani öğrenenler de sizden farklı değil, emin olun yani burada. Öğreniyorsunuz tabii ki. Konuları somutlaştıran şey uygulamalar. Biz de burada fazla fazla uygulama yapıyoruz. Yani mesela en basitinden hemen bir göstermiş olayım. Bakın mesela bakın şu yani yapacağımız uygulamaları burada step step anlattım yani burada, tamam mı? İşte bu AWS lablarımız bunlar. Bizim neredeyse AWS'teki her dersimizde ya da birçok dersimizde lablarımız var. Yani oturup içerik ne, ne yapıyor, nedir, ne değildir. Burada bütün stepleri tek tek anlattık. Yani management konsola şuradan gireceksin, EC2'ye gireceksin. Akabinde işte şurada şu imajı seçeceksin, şuraya tıklayacaksın. Şurada şu makineyi seçeceksinden tutun. Burada step step oluyor. Zaten bunu inşallah pazartesi günü yaparken ya ben zaten size bunun üzerine aslında o yapacağım stepleri burada ifade ettim. Dolayısıyla bunlar, bu işi somutlaştıran tarafı bunlar arkadaşlar. Yani bu teori hep soyuttur zaten. Ne zaman onu pratiğe döktüğünüz anda kafanızda şekillenmeye başlıyor. Bu işin doğasında bu var. O yüzden anlattığım şeyleri çok havada kalması normal. Sadece ben burada özellikle çalışma mantığı ve terminolojiye hakim olmanız yeter. Zaten ben sürekli İşte region dediğim zaman ne olduğunu, işte AZ dediğim zaman ne olduğunu, EC2 dediğim zaman ne olduğu aklınızda kalmış olması benim için şu anda, yani şu dersin sonunda EC2 nedir, region nedir bunları biliyorsanız gerisi önemli değil. Yani ben işte ücretlendirmeyi, pricing'i hatırlamasanız da olur. Yani bu işi yaparken pricing kısmını ya tabii ki yapacaksınız ama sizi bilginizi bilip bilmediğinizi o sonra sizin üzerine takviye edeceğiniz, ekleyeceğiniz şey. EC2'yi öğrendikten sonra zaten bu nasıl ücretlendiriliyor demeye başladığınızda merak ettiğinizde kendiniz o açınızı kapatıyorsunuz zaten. Tabii ki öğrenebilirsiniz yani. Mesele uygulamaları yapmak, sonra arkasından ertesi gün bunları tekrar etmek gibi arkadaşlar. Dolayısıyla her derste bunlar olacak yani bizim için. Evet. Şimdi giriş ekranına geldiniz hocam. Aynen orada gösterdiğiniz gibi root vesaire gibi. Bakın log begin dediğimde ben karşıma bir konsol, şimdi benim şöyle geliyor normalde. Niye? Sign in, evet root olduğunuz zaman öyle. Sign in root user mail dediğinizde bakın böyle geliyor. Dolayısıyla buraya kullanıcı bilgilerinizi
emeğiniz girdikten sonra next dediğinizde akabinde size şey soracak. Oradaki bir kodu soracak. Burada multifaktör doğrulama da, yani cep telefonu falan da doğrulama ben kullanmıyorum. Yani bir de ekstra girerken bir daha cep telefonu kod gelecek vesaire kullanmıyorum. Aktive etmenize gerek yok arkadaşlar. Yani bu free hesap içerisinde çok da şey değil, problem değil. Aktive etmeyen vakit açısından. Normal şartlar altında 2FA iyi olur tabii ki Ali Murtaza Bey. Yani eğer şirkette çalışıyorsanız vesaire şu bu gibi durumlarda tabii ki güvenlik açısından iyi olur. Ama ben şu anda bu benim kendi şahsi hesabım. Ama ben burada kullanmıyorum. Zaman kaybetmemek açısından. Evet. Ama ben hani şirkette yönetiyorsunuzdur, şirkette kullanıyorsunuzdur. Güvenlik her şey. O yüzden tabii ki olması lazım. Evet. Benim tavsiyem mümkünse İngilizce değil de, şey, Türkçe değil de İngilizce kullanın. Hani kök kullanıcı, IAM kullanıcısı değil de. Hani root, IAM hep İngilizce kullanmaya çalışın. Aşina olmak adına. Evet. Log yapınca ben şimdi tabii o kısımları anlatacağım ama IAM user kısmına bir geleyim. Hemen konsola bir girelim arkadaşlar. Ben şuradan bir gireceğim hemen. Evet, konsol ana ekranı bu arkadaşlar. Şimdi konsol dediğim şey bu. Yani konsol içerisinde bakın şurada services bölümüne geldiğinizde benim demin gösterdiğim menüler var ya, onlar burada. Sonuna kadar işte storage'a kadar hepsi var burada. Bu hata kısımlarına sonra bakalım. Hemen bir göstereyim. Zaten hani ders de bitti, çok vaktinizi almayayım. Zaten bitirdikten sonra kalacağım. Gerekirse şeyden tekrar bakarız üstüne. Bunun üzerinden bakın yanlarına koyduğum yıldızlarla ne yapabiliyorum ben? Mesela bizi burada ilgilendiren tarafı compute, değil mi? Compute'da EC2 tarafı. Yanına yıldız koyduğunuzda hemen şurada yukarıda menüler açılıyor arkadaşlar. Yani buraya ekliyor aslında. Burada bir tool var oluştu. Dolayısıyla o yanına yıldız koyduğunuzda şu servis üzerinde mesela compute'da geldiniz, EC2'ye geldiğinizde yanına hemen gelin. Yıldız oluşur. Oraya arkadaşlar şey, eğer IAM user olduktan sonra oraya yazıyoruz. Root kullanıcısıyken sizden Burcu Hanım şey istemiyor. 12 haneli digit istemiyor. Root kullanıcısından girerken önce sadece e-postanızı ve şeyinizi girin. Şifrenizi girmeniz yeterli yani. Evet, EC2 tarafını yıldıza tıkladığınızda karşımıza buraya EC2'yu ne yapıyor? Yerleştiriyor. Benim çok fazla şey var burada. Yani ben o yıldızları kaldırdıkça bunlar buradan gidecek zaten. Şunları oluşturduğum şeyleri kaldırdığımda bunlar buradan gidecek. Ben ders için göstermek için de. Şurada arama çubuğuna yazdığınız zaman bakın EC2 yazın arkadaşlar. EC2 yazın. Yazdığınızda hemen geliyor servis. Ona tıkladığınızda bakın EC2'yu makineye ayağa kaldıracağımız yer burası. Burada makineyi ayağa kaldıracağız. İşte burada yeni makineler oluşturacağız. Bu bölüm. Daha sonra tekrar şu AWS'ye tıkladığımda bakın ana ekrana tekrar geliyorum. Burada AWS'in kendi istediği şeyler var. Yani size şu servislerim var, yeni, bunları değerlendir, kullan dediğiniz şeyler var. Çok da buraya şu anda bakmanıza gerek yok. Şurada bakın yukarıda şurada kullanıcı adınız yazıyor. Buraya tıkladığınızda burada şurada account ID oluşacak zaten. O demin bir numara gireyim diye 12 haneli bir numara var ya, root kullanıcısıyla girdiğinizde size böyle bir numara veriyor zaten. Şurada da IAM kullanıcısı adı vesaire de yazıyor. Bu IAM kullanıcısı oluşturduktan sonra olacak zaten arkadaşlar. Burada bakın North Virginia görüyor musunuz yazıyor. US East 1 ya da US East 2, US East 1. Bunlar işte bu region'lar arkadaşlar. Konsol. Burada size gelen bilgilendirme mesajları vesaire olacak. Pazartesi günü daha detayı da üzerinden geçeriz arkadaşlar. Ben bugünlük dersi bitirmiş olayım. Dediğim gibi sorularınız vesaire bu iki gün süre zarfında yazabilirsiniz problemleri. Akabinde de beraber çözmeye çalışırız. Var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey? İsteyen arkadaşlarım çıkabilir. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Salı günü de derste dediğim gibi hani kamp içerisinde neler öğreneceğiz, neler yapacağız? Ya eğitim içerisinde o neleri anlatıyoruz? Kabaca onlara değinirim yani.
Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı geceler. Sağ olun arkadaşlar. Uğur Bey, biz o kullanıcı kısmını anlatacağım ama siz çok merak ediyorsanız hani mesela şey yapabilirsiniz. IAM servisine girebilirsiniz. Bakın şurada. Hani ben merak edenler için söylüyorum. IAM yazdığınızda IAM servisi geliyor. IAM. Burada kullanıcı oluşturuyoruz. IAM servisine geldiğinizde bunu sadece hani anlatacağım zaten de merak eden arkadaşlarım için göstermiş olayım. Burada bakın users'lar, gruplar, roller, polisler var. Şuradaki user bölümüne girdiğinizde buradan add user dediğinizde arkadaşlar burada bir kullanıcı adı oluşturup şurada hem access hem de password key verirseniz devam ettiğiniz adımlarda zaten çok da zorlanmadığınızı göreceksiniz. North Virginia'da kalın arkadaşlar. Ama bu mesela IAM servisi global bir servistir. Yani şey değildir. Yani hangi bölgede, çünkü bazı servisler globaldir. IAM servisi kullanıcı ve grup servisi olduğu için çok fark etmez burada. İsmail Bey, ben gene AWS'in kullanılacağını düşünüyorum. Yani AWS zaten çok kullanılıyor. Aynı şekilde de kullanılmaya devam edecek. AWS şey Azure tarafı da geliyor, büyümeye devam ediyor. Ama hani AWS'i yakalayabilir mi? Yani çok emin değilim açıkçası. Ama Türkiye'de de özellikle Azure'da kullanılıyor yani. İsteyenler oluyor. Ama dediğim gibi AWS öğrendikten sonra Azure'u da çok rahat bir şekilde öğrenirsiniz diye düşünüyorum yani. Emsalleri, örnekleri var. Evet, kullanıcı kısmı burasıydı. Uğur Bey sormuştu herhalde. Merak ettiyseniz tamam, ben göstermiş olayım. Elif Hocam, siz firewall adblock ayarları ilgili diye hata mesajı veriyor. Sercan baktım, nette bir şey yok gibi. Edge ve Chrome'dan denedim, aynı hatayı verdi. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. Şey yapın, yarın bir daha bir tekrar unable to load content diyor da. VPN'e bağlı mısınız derken şey kime soruyorsunuz Ali Murtaza abi? Elif Hanım'a mı soruyorsunuz? Elif Hanım, bir yarın bir daha dener misiniz? Yani internetten mi kaynaklı? Yani unable to load content diyor da. Bir de orada AWS support diyor, gördünüz mü? AWS support'a bir tıklayıp bir şey oluşturur musunuz? Yani böyle böyle ben bağlanamıyorum, böyle bir sıkıntım var diye. Yani İngilizce oluyorsa İngilizce, yoksa Türkçe de yazabilirsiniz. Onlar bir şekilde çevirip dönüyorlar size yani. O support kısmı var ya ekte. Bir o support'u bir kullanır mısınız? Yani ondan basıp ya ben böyle ulaşamıyorum vesaire diye. Oradan da. Yani VPN kullanıyor musunuz Elif Hanım? Hani Ali Murtaza Bey sormuş ya. Ben bu arada kaydı durdurayım.